İyi akşamlar sevgili izleyiciler. 23 Ekim Cumartesi akşamı Tele1 ekranlarında gündem özel programında sizlerle birlikteyiz. Değerli konuklarımız var stüdyoda. Türkiye'nin yakıcı gündeminde bu gündemi yorumlayacak konuklarımız. En baştan başlıyorum. İsmail Tatlıoğlu, İyi Parti Meclis Grup Başkanı. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Gürsel Tekin, CHP İstanbul Milletvekili. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Melda Hanım, Melda Onur, eski milletvekili ve gazeteci dostumuz. Ve emekli büyükelçi Oğuz Demiralp bu bölümde bizlerle birlikte olacak. Çünkü siz de hoş geldiniz Sayın Demiralp. Hoş bulduk, iyi yayınlar tamam, dilerim. Gördüm sizi de. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli 10 büyükelçiyle ilgili, 10 ülkenin büyükelçisiyle ilgili istenmeyen kişi ilan edileceklerini, bu konuda talimatı Dışişleri Bakanı'na verdiğini söyledi. Biz programa girmeden önce yine son dönemdeki gelişmeler, siyasal gelişmeler, Merkez Bankası'nın aldığı kararlar ve bu kararların ekonomiye etkilerini eni boyu konuşuruz diye düşünüyorduk. Bütün bunların üzerine kaymak mı diyelim yoksa acı bir sos mu diyelim bilmiyorum. Onu ne dememiz gerektiğini biraz sonra konuklarımız değerlendirecekler. Yeni bir açıklama geldi. Afrika gezisi dönüşü uçakta sarf ettiği 10 büyükelçiyle ilgili sözlerinden acaba geri adım atar mı? O iç kamuoyuna verilmiş bir mesajdı ve orada kalır mı denirken Cumhurbaşkanı bugün Eskişehir'de Millet Bahçesi ve işte başka projelerin açılış töreninde bir kez daha üzerine basarak tekrar etti ve talimat verdim dedi. Şimdi bu konuyla başlayacağız. Stüdyodaki konuklarımızın izniyle emekli büyükelçisi olmasa sevindi nedeniyle bir Oğuz Bey'e bağlanmak isterim. Oğuz Bey, siz böyle bir karar bekliyor, yani böyle bir açıklama bekliyor muydunuz? Bu ne anlama geliyor? Yorumlarınızı rica edeceğiz. Şimdi ben böyle bir açıklama bekliyordum. Yani Uçan Saray'da söylenen sözlerden sonra bunun arkasında durmak gerekiyordu. Böyle bir duruş olacağını bekliyordum. Bundan sonra ne olacağını bilmiyorum. Bunu da söyledim zaten. Ama isterseniz bu konuya biraz şöyle biraz geri gidip bir genelden tikele iner şekilde bakalım. Çünkü Türkiye'de kafalar karışıyor. Pek anlamakta güçlük çekiliyor koruyu. Yani konunun biraz şeyinden, hararetinden uzaklaşarak bakalım. Şimdi buyurun. İnsan hakları dediğimiz konu dünyada özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler'in kurulmasıyla birlikte iç işleri konusu değildir. İnsan hakları konularında iç işlerine karışmama ilkesini öyle kolayca ileri süremezsiniz. İnsan hakları bildirgesi evrensel insan hakları bildirgesidir. Bunun anlamı da herkes herkesin insan haklarına karışabilir demektir. Yani dolayısıyla sınır aşısı aşırı bir olaydır insan hakları. Ve tabii uluslararası toplum insan haklarını korumak için çeşitli yöntemler geliştirmiş, kurumlar meydana getirmiştir. En güçlü insan hakları koruma sistemi Avrupa'da kurulmuştur. Bu nasıl kurulmuştur? Avrupa Konseyi kurulmuştur. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi yazılmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi meydana getirmiştir. Bu eserleri meydana getiren üyelerin sayısı, ülkelerin sayısı 12 ya da 13'tür. Bu ülkelerden birisi de Türkiye'dir. Dolayısıyla dünyanın en ileri insan haklarını koruma sistemini kuran ülkelerden birisi Türkiye'dir. Türkiye'nin kurucu üye olarak yapması gereken nedir? İnsan haklarındaki performansıyla örnek olmak, bu sisteme sahip çıkmak, sistemin zedelenmesini önlemektir. Sistem nasıl zedelenir? İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamazsanız bu sistem zedelenir. Mesele sadece Osman Kavala meselesi değildir. Bir sistemin insan haklarını koruma sisteminin korunması meselesidir. Türkiye ne yapıyor? Kendi kurduğu sisteme meydan okuyor. Meydan okuma da şimdiye kadar yapılanların en üst aşamasına çıkmış durumda. İhlal de diretme mertebesi hiç bu kadar olmamıştı. Biraz Azerbaycan ileri gitmişti, sonra geri döndü. Rusya da gayet akıllı olduğu için hiçbir zaman hiçbir meseleyi bu aşamaya getirmedi. Sayın Demirel, yani durum ne olursa olsun 10 emekli emekli geliyor aklıma nedense. Herhalde emekli olacaklar diye. Bana baktıkça öyle geliyor. Her ne olursa olsun 10 büyükelçinin ortak bir açıklama yapması diplomasi usulüne geliyorum. Uygun mu? Şimdi geliyorum onlara. Şimdi geliyorum. Teker teker geliyorum. Onun için biraz sabırız. Yani meseleyi anlamak için biraz büyük resmi görmek lazım. Çünkü küçük detayların içinde kayboluyoruz. Olayları anlamadan, analiz etmeden geçip gidiyoruz.
Dolayısıyla peki, biraz daha şey yapmak lazım. Oraya geleceğim. Yani dolayısıyla biz sisteme meydan okuyoruz. Sistem de kendini korumak zorunda. Ve biz bunu Batı dünyasında imajı kötü bir ülke olarak yapıyoruz. Sistem işte bu gelecek toplantı ne zaman? Kasım ayında bir toplantı olacak. Orada herhalde bu konuda ciddi adımlar atmayı düşünüyorlar. Nasıl adımlar atarlar henüz bilemiyoruz. Çünkü bunun daha önceki örneği yok. İhlal bu derece, bu mertebeye, bu kerteye varmadığı için ilk defa olacak bu. Şimdi bu 10 büyük elçinin sadece Avrupa Birliği Konseyi üyeleri yok. Avrupa Konseyi üyeleri yok. Avrupa Konseyi'ndeki iki gözlemci ülke Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da var. Ayrıca Yeni Zelanda'da var. Yani dolayısıyla Batı dünyasının genel bir mesajı olarak bunu algılamamız gerekir. Batı dünyasının genel mesajı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygula, yoksa biz sert tepki vermek zorunda kalabiliriz şeklinde bir mesaj veriyor. Bunu algılamak lazım. Tabii bu mesaja karşılık diyebilirsiniz ki, yani onlara mı düştü konuşmak? Yani belki iç siyaset nedeniyle, iç siyasi gereksinmeler, ihtiyaçlar nedeniyle bir tepki vermeyi düşünebilirsiniz. Ama bu tepkinin orantılı ve makul olması lazım. Şimdi bu örnekte ne yapılabilirdi mesela? Mesela diyorum, yani dışişlerindeki arkadaşlarımız bunu önerdiler mi hükümete bilmiyorum. Denebilirdi ki bu iş Türkiye'deki büyükelçilerin işi değil, Avrupa Konseyi'ndeki büyükelçilerin işi. Oradaki meslektaşlarınızın işine karışmayın. Orada zaten toplantıda bu meseleleri konuşacağız, tartışacağız. Size ne oluyor? Siz Türkiye ile ikili ilişkileri geliştirmeye bakın şeklinde makul, daha ikna edici ve bizi daha haklı gösterebilecek bir tepki gösterilebilirdi. Ama böyle onunuzu birden istemezük şeklinde bir tepki, orantısız bir tepki oldu. Yani evet, orantısız bir tepki oldu ve mesajı da anlamamız gerekir. Bir, mesajı anladığımızdan şüphem var. İkincisi, tepki de orantısız oldu. Benim söylediğim gibi makul bir tepki olsaydı bu iş daha fazla, daha değişik gelişirdi. Peki sonuçları ne olur diye soracağım size. Sayın Tatlıoğlu'na dönmek isterim. Siz ne diyorsunuz bu gelişmeyle ilgili? Şimdi valla bu konuya biraz siyasi açıdan bakmak lazım. Çünkü diplomatik açıdan bakan zaten değerli üstadlar, dış politikanın önemli kalemleri ve önemli isimleri var. Ancak şunu söylemek lazım. Gerçekten 10 tane büyükelçinin bu şekilde bir tepkisi Türkiye gibi ülkelerde iç politikada kime doğru yürüyorsunuz onun işine yarar. Türkiye'deki büyükelçilerin de bunları bilme durumlarında olduğunu düşünmemiz lazım. Bu doğru bir yaklaşım değil. Yani bunu evet Avrupa Konseyi'nde yaparsınız, dışarıda yaparsınız, uyarsınız. Bunlar her... Ama birinci olarak bunu söylemek lazım. Bu davranış tarzı, ben katılıyorum Sayın Büyükelçi'ye, yanlış. Ama diğer taraftan, şimdi siz bir kapı açıyorsunuz, müdahale kapısı. Bu kapıya yığılanları suçluyorsunuz. Şimdi bakın geçmişte, biz benzer olayları yaşadık mesela. Rahip Bronson'un olayını yaşadık ve Trump'ın telefonuyla çıktı. Merkel'in gazetecisini yaşadık, değil mi? Sayın Erdoğan'ın çok açık bir ifadesi var. Bu can bu bedende kaldıkça bu karde bu buradan çıkamaz, böyle net, sert ifadeleriyle. Dolayısıyla karşımızdaki, yani siyasi aktör olarak Sayın Erdoğan'ın böyle bir geçmişi var ve böyle bir bugün durum var. Yarın ne olacağı belli. Buradan yarın okumak, dünden okumak çok mümkün. Hani bugünden dünü okuyoruz da dünden de bugünü, bugünden de yarın okumak çok mümkün. Dolayısıyla burada tam da bütün bu dönemde manivela arayışlarından bir tanesi bu. Sayın Erdoğan'ın bunu büyütüp manivela arayışı. Neyin manivela arayışı? Ya Türkiye'nin bugünkü durumu tam anlamıyla bir yapısal tıkanma durumu. Türkiye'de bugün Türkiye'nin şartlarını ortaya koyduğumuzda biri derse ki, yani ekonomi, siyaset, toplumsal meselelere hakim biri, Türkiye yanlış yönetiliyor derse yanlış. Yönetilemeyen bir Türkiye var. Sürüklenen bir Türkiye var. Ya bakın bugün sadece bir 2001 şartlarını, 94 şartlarına şahitlik etmiş insanlarız ve okumuş insanlarız.
Bunlardan ibaret. Yani sadece ekonomik olarak 2001'i aşmış çok büyük bir kriz var ama bundan ibaret değil. Türkiye 2000 sorunlarını biriktirerek son 10 yıldır gelen Türkiye 2018'den itibaren bu partili cumhurbaşkanlığı sisteminin altında eziliyor. Yargısı eziliyor, diplomasisi eziliyor, ekonomisi eziliyor, bürokrasisi eziliyor. Ve sorgulanamayan ve denetlenemeyen bir tek adam hükümeti tipi kavramları çoğaltabilir. Evet, altında bir yani, yapısal tıkanma var. Şimdi orada esas mesele bütün evet. bunlardan şimdi burada buna açtığımız alanda bu tek adam ayakta kalabilme adına eskitmeyeceği ve aşındırmayacağı bir değerin olmadığını hepimize gösterdi. Şimdi bu da bunlardan bir tanesi. Evet, büyükelçilerin tavrı bu anlamda şık değil, doğru değil. Yani böyle 10 tane büyükelçinin gelerek bunu Türkiye'de bunu yapması, başka bir ülkede de, Azerbaycan'da da yapsa, başka bir ülkede de yapsa, ne tür ülkelerde oluyor bunlar? Genelde otoriter ülkelerde oluyor. Ama otoriter yapıyı kuvvetlendiren gelişmedir bunlar. İçeride yaptığınızda ki Sayın Büyükelçi çok doğru bir, o nedenle bu doğru değil. Ama diğer yandan baktığımızda biz yargıya hükmeden bir yürütmenin sahibi ülke olduğumuz için tabii olarak yürütmenin üzerine gidiyorlar. Diyorlar ki sen yargı, bunun yüzlerce örneği var, yargıda bir doğrultma yap, yargıda bir müdahale et. Esas mesela ben Türkiye'de siyasetçi olarak mahcup olduğum, başımı öne eğdiğim durum budur. Aslında müdahale etmiyorlar ya. Etmiyorlar. Mevcut, hayır, mevcut hukuk. Haşır, o aynı şey. Aynı şey. Fikrini değiştir. Müdahale etmeyin diyor. Rahat bırak. Ya işte aynı şey. Ya burada gidişi elini çek. Yargıdan elini çek diyor. Evet. Yani çek, rahat bırak, hukuka uyu. Yani ama bunu kime söylüyor? Anayasa Mahkemesi'ne söylemiyor. Yargıya söylemiyor. Ya yürütmenin başına söylüyor. Yargıdan bağımsız olması. Neden söylüyor? Çünkü hem Trump'ın telefonu üzerine, tweet üzerine salınan Brunson, o büyük ajan, devlet düşmanı, millet düşmanı, tarihi kodlarla sabit papaz, özel uçakla buralardan gitti. Hem Deniz Yücel, tam anlamıyla Merkel. Yani Merkel'in işesiyle bu can bu bedende kaldığı müddetçe bu olmayacak dediği biri çıktı. Bütün bunları üste koyduğunuzda siz o zaman bunların bu ülkenin insanı olarak mahcubiyetle izliyorsunuz. Bu ama bu olaya Sayın Erdoğan'ın bu olayın üzerine gitmesinin yegane nedeni iç siyasetteki bu yapısal tıkanmayı perdeleyecek manivela arayıştır. Onu soracağım. Yani içinde bulunduğumuz ekonomik koşulları maskelemek amacıyla mı acaba gündeme getirdi diye. Çünkü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu yönde bir açıklaması var. Özür dilerim. Şu açıdan da vurgulayayım. Yani yargı bağımsızlığı her ülkenin tabii o aynı zamanda ulusal egemenliğin teminatı. Biz bunda büyük yara aldığımız için bağımsızlığı mesele yürütmenin üzerinden yargı üzerine gidiliyor. Ya esas üzücü tarafta tekrar ediyorum. Evet. Sayın Tekin, siz bekliyor muydunuz böyle bir şey? Bekliyordum. Ciddi mi? Ama şöyle bekliyordum. Ya yani, ciddi mi derken yanlış hayır, olabilir. Şöyle, biraz. Ya büyükelçilerin şeyi falan için değil. Yani hepimizin bildiği Sayın Erdoğan nerede sıkışsa bir tezgah kurmasını biliyor. Ve o tezgahta iş yapıyor. Bir köşe başı buluyor. Tezgahını kuruyor. Ve bu tezgahta da istediği satışı yapabiliyor. Doların ateşinin 10 bin liraya çıktığı bir ortamda bir can simidi gerekiyordu. Şimdi ben Sayın Başkanıma katılıyorum. Gerekçelerinin tamamı, Sayın Büyükelçime de katılıyorum, tamamına katılıyorum. Son derece haklı da olabilir. Ama Türkiye'yi biliyorsunuz, Türkiye'deki bu koşulları biliyorsunuz. Anayasa Mahkemesi'nin bile tehdit altında olduğu bir ortamda vatandaş sıradaki vatandaştan herkes hepimiz biliriz ki yargıda büyük bir sıkıntı var. Böyle bir ortamda bir can simidi olarak eğer bu bildiriyi yayınlarsanız Sayın Erdoğan'ın efendim önümüzdeki süreçte bir maliyet gelir mi? Ya hangi maliyet hesabı yapıldı ki yani? Dünyanın hiçbir ülkesinde Sayın Büyükelçim mutlaka buna bir cevap verecektir. Dış politikanın bu kadar iç politika malzemesi olduğu bir ülke yok. Varsa da işte Orta Doğu'daki bilmem otoriter ülkeler gibi. Hani onlar hep sürekli yaparlardı. Sonra baktık hepsinin paraları batıda çıktı. Çocukları batıda okumuş falan. Şimdi burada da
böylesi bir ortamda, yani ekonomik daralmanın, doların en yüksek olduğu bir ortamda bir şey gerekiyordu. Vay efendim kardeşim, bak işte önce Sayın Genel Başkanımızın işte Merkez Bankası'na ve kamu yöneticileriyle ilgili yapmış olduğu açıklama. Acaba buradan bir şey organize edebilir miyiz? Yani bunu nasıl bir lehimize çevirebiliriz? Baktılar olmadı. E olmayınca en rahat tutan yabancı monşerler. Hocam kusuruma bakmasın. Yani içerideki monşerleri hallettim. Şimdi yabancı monşerlerle bir kavga edeyim. Bu da piyasada tutuyor. Yani ben sokakta onu görüyorum. Ama uçakta zaten söylemişti söyleyeceğini. Yani uçakta söyledi. O yetmedi ama şimdi ne konuşacak mesela yani? Ekonomi çok mu iyi gidiyor yani şey mi? Suriye operasyonunu biraz çok sor. Yani önümüzdeki belki önümüzdeki günlerde en çok konuşacağımız mesele Suriye meselesidir. Bakın. Konuşuruz sonra da. Evet, bir kere şunu hepimizin bilmesi lazım. Hani İsmet Paşa'nın deyimi çok kaba olacak ama ayı hikayesi. İki tane ülkeyle sorun yaşıyorsunuz. Bir tanesi Amerika, ana aktör orada. Bir tanesi de Rusya. Evet. Rusya uzun süredir çok açık, aleni. Yani Lavrov'un geçen gün açıklaması vardı. Allah Allah ya, her türlü açıklamaya cevap veriyorsunuz da bu Lavrov'a niye cevap vermiyorsunuz? Lavrov çok açık. Türkiye derhal çekilmeli, sadece çekilmeli değil. Buradaki cenahı da yani buraya taşımış olduğu Selefi örgütlerinde bir türlü götürmeli. Şimdi bu konuda mesela birileri çıkıp hani diyor ya haddinizi bilin. Vallahi bugüne kadar Lavrov'a ve Putin'e haddinizi bilin diyen bir tane dışişleri mensubunu görmüş değilim. Mesele böyle olunca nasıl bir tezgah kuralım? Tezgah şimdi 10 tane büyükelçi açıklama yaptı. Onun üzerine lagaluga. Ertesi günde şimdi göreceksiniz koro halinde medyası, gazeteleri, televizyonları. Devletin bütün televizyonları. Siyah çelenk mesela, koymalar bir, falan tabii, da gidebilir. Tabii yani oraya kadar şey edebilir. Mesela çok sayıda şimdi vakıflar var, sivil toplum örgütleri var. Bir suç şey ararsanız. Ama bu öncekilere benzemiyor gibi. Yani bu önceki zamanlarda, şimdi Türkiye tarihine bakıldığında 3 büyükelçi yanlış yanılmıyorsam. Evet, siz kendi seçmeninizi koydunuz. İlan edilmiş bugüne kadar. 10 kişiyi birden ilan ettiğinizde o 10 ülkenin vereceği tepkiler üzerinden. Evet, Türkiye'nin şartları şey da öncekine benzemiyor. Şimdi bakın. Ağırlık olarak. Sayın Erdoğan gerçekten partisinin çıkarları ülkenin çıkarlarının üstündedir. Başladığı günden itibaren. Mesela Batı ile uzun süre kavga etti. Bunda Amerika dahil olmak üzere. İşte efendim darbeyi siz tezgahladınız, işte muhalefeti bilmem ne yaptınız falan. Neler neler yani. Evet. Mesela muhalefeti öyle bir şeye kıstırdılar ki muhalefet korkusunda bir şey söyleyemiyor. Ay darbeci, Allah Allah. Yani nedir kardeşim iki tane cümle kurmak? Nereden darbecilik oldu? Ve kaldı ki siz dediniz ki biz öyle bir sisteme geçeceğiz ki kimse vesayet yok ki sisteme de geçtiniz. Bütün bu sisteme rağmen muhalefetin bir darbe kurgulaması mümkün olabilir mi? Saydılar, sövdüler televizyonlarda, gazete. Ana bir gece baktık efendim biz Afganistan'a gideceğiz. Niye? Amerika ile Batı ile bir barışma projesiydi. Sonra tabii tutmadı, iş tutmayınca. Önümüzdeki günlerde ne olacak onu da bilmiyorum. Peki. Hep beraber izleyeceğiz. Melda Hanım, ne diyorsunuz siz? Yani bekliyor muydunuz siz de? Ben ciddi misiniz gibi böyle bir şey soru sordum ama ben şaşkınlıkla karşıladım. Çünkü şey yapanlar, yani Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerini Afrika dönüşü hani iç kamuoyuna dönük bir mesaj olarak yorumlayanlar vardı. Ama bu çapta bir 10 büyükelçiyi birden geri göndermek ve Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik koşullar, en son Merkez Bankası'nın aldığı karardan sonra hani Türk lirası bu kadar değer kaybetmişken bu yangını daha da büyütecek bir hamle için en azından hani tansiyonu düşürecek bir şey bekleniyordu. Siz bekliyor muydunuz ve nasıl yorumluyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, oturmuşlar, düşünmüşler, taşınmışlar ve böyle olmasına karar vermişler bence. Yani bu bugünkü bilerek bunun üstüne yapılan bir şey. Bilakis az önce saydığınız işte ekonominin kötü gidişatını aman bu olayla biraz daha körüklemeyelim değil, ekonominin kötü gidişatını bu olayla biraz kapatalım. Tam yani, oradaki, farelerde yansın baba ya. Oradaki bakış açısı bu. Ama burada tabii çok önemli bir şey Sayın Büyükelçim. Belki hepimizin ilk anda unuttuğu, hani böyle bir durumda evet biraz daha birçok yerde işte milli duygularla ya işte büyükelçiler de öyle yapmasaydı anda şöyle bir şey çok önemli. İnsan hakları iç işleri değildir. Bu çok önemli. Yani insan haklarının iç işleri olmaması, evet, ve bununla ilgili kurumların
bizim de imzacısı olduğumuz kurumların bulunması, bu bizim açımızdan aslında ilke olmalı. İnsan hakları işleri değildir. Anayasada öyle zaten. Evet, yani bunu asla unutmamamız gerekiyor. Sonuçta Türkiye'de bakıldığında diğer ülkelerin iç işlerine belli sebeplerle karışır. Karışmayı kendisine hak görür. Hatta bugüne değil, yani çok onlarca yıl öncesine gidip sürekli Cezayir, Fransa ve işte benzeri pek çok hatırlatmada bulunduğunu, yani bugün de yaptığını söyleyelim Cumhurbaşkanı'na. Şimdi şöyle de bir şey var. Tabii büyükelçiler, yani Sayın Büyükelçim çok daha iyi bilir ama dışişleri şöyle bakmaz bir ülkedeki olaya. Ya bu bizim yaptığımız şu iş, bu iktidarın mı işine yarar, acaba da muhalefetin mi işine yarar gibi bir bakış açısıyla hareket etmezler diye düşünüyorum. En azından kısa vadeli etmezler. Ama biz tabii kısa vadeli düşündüğümüz için işte bugünden yarına ha öyle oldu, bu onun işine yaradı, bunun için. Şimdi, tabii dışişleri ve büyükelçiler ve Batı bunu yaparken uzun vadeli olarak düşünüyor. Bakın Kasım ayında bir toplantı var. Önümüzdeki süreçte bu Türkiye'ye nasıl dönecek? Şimdi bu bir onlar açısından bir eylem planı çıkmış bir Türkiye'ye bir işte adalete ya da hukuka döndürmenin bir merhalesi. Ama bizim açımızdan işte bugün 10 büyükelçi bize müdahale etti. Yarın işte dolar bu yüzden yükseldi falan gibi böyle küçük iç siyasete dönük söylemleri bu arada nasıl oluşturuyoruz? Halbuki bunun etkisi bizde bir süre sonra bitecek. Ama yarın bir gün Kasım'da gerçek manada insan hakları konusuyla karşı karşıya kalacağız. Bitecek çünkü eskisi kadar maalesef bu tür ülkenin işte bekası, milliyetçi söylemlerin vadesi düştü Türkiye'de. Yani eskiden bunlar daha uzun vadeli iktidar açısından bir işte sahiplenme yaratırdı. Ama bugün gelinen noktada bu kadar bunca yoksulluk varken artık hani bunu da doları da buna bağlayamazlar artık. Yani dolar almış gitmiş zaten ama bununla birlikte belki önümüzdeki hafta ona bile vurabilir, bilmiyorum. Yani hani belki onu birazdan konuşuruz. Burada benim tabii soru olarak da Sayın Büyükelçime çok merak ettiğim bir konu var. Şimdi bu 10 büyükelçi kendi kendilerine akıllarını esti, bir toplantı yaptılar ve biz bu mektupları yazalım ya da gidelim işte söyleyelim mi dediler, yoksa bunun arkasında 10 tane ülkenin bir yönlendirmesi mi var? Şimdi bu 10 tane ülkenin yönlendirmesi olduğu müddetçe bu büyükelçileri deport etseniz ne olacak, etmeseniz ne olacak? Yerine gelenler ne yapacak, nasıl davranacak? O yüzden hani yerine biri gelir mi? Yerine biri gelir ya mi? Ya gönderir mi ülkeler mesela? Böyle bununla birlikte anladığım yani kadarıyla bir de şey süreci başlayacak. Yani bizim de karşı taraftan büyükelçilerimizi çekme sürecimiz başlayacak. Evet, son bir şey daha söyleyeyim. Şimdi ben bugün birkaç kişiye sorduğumda şöyle cevaplar da aldım mesela. Dışişlerini yazan kişiden. Ya belki bir iki ülke olabilir. Yani bir iki ülke olmaz. 10'sa 10, 0'sa 0 olur herhalde. Hani Amerikan Büyükelçisi zaten gidecekti de onun yerine gelendi de gibi böyle bunlar biraz hani spekülatif konuşmalar yani herhalde. Yani bu 10 büyükelçinin Dışişleri Bakanlığı biraz yumuşatalım. İşte dur ikisine hadi işte ise gözden çıkardığımız doğrudan ticari ilişkilerimizin olmadığı bizim kendi büyükelçilerini gönderirlerse de sorun olmayacak. İkisini şimdi gönderelim 8'ini zamana yayalım gibi bir şey çıkabilir mi? Yani hala bir geri adım atma marjı var mı? Şimdi tabii bu iş... Yani bu tabii Türk usulü tartışma bunlar. Tabii o yüzden. Bu iş, Türkiye'de bu iş tartıştığımız için. Bu iş çok ciddi bir iş. Evet. 10 büyükelçi kendi kafasına bunu yapmaz. Bakıyorum demeçlere falan. 10 tane böyle münasebetsiz büyükelçi var. Türkiye'yi bilmiyorlar. Böyle bir bildiri kalemi almışlar gibi bir hava yaratılıyor. Bunun arkasında 10 tane ülke var. Alman dışişleri açıklama yaptı. Yani biz dedi Alman büyükelçisinin imzasının arkasındayız dedi. Dolayısıyla Merkel var bu işin içinde. Dolayısıyla bu işin sorumlusu Merkel. Bu işin sorumlusu Biden. Bu işin sorumlusu Macron. Bu işin sorumlusu Hollanda Başbakanı. Bu işin sorumlusu Finlandiya Başbakanı. Dolayısıyla o madem böyle bir şeye girdik, çatışma haline girdik, o zaman hiç beklemeden oradaki büyükelçilerimizi geri çekmek lazım. Çünkü talimatlar merkezden geliyor. Büyükelçiler burada emir kulu. Gelen talimatı uyguluyor. Hiçbir büyükelçi böyle bir bildiriyi münasebetsiz yapıp kendi adına kendi kendine kaleme alamaz. Yok öyle bir şey. Karşımızda büyükelçiler yok, ülkeler var, ülkeler. Dolayısıyla meydan okuyacaksak, o kadar cesursak ülkelere meydan okuyalım.
Yani bu 10 ülke zaten bir meydan, bu 10 ülke meydan okumuş olmadı mı? Nasıl? Bu 10 ülke zaten bir meydan okumuş olmadı mı? 10 ülke bize bir hatırlatma yapıyor. Demin sistemden size söz ettim. Avrupa bizim kurucusu olduğumuz bir sistemden söz ediyorum. Başka bir sistemden değil. Avrupa İnsan Hakları da Koruma Sistemi'nden söz ediyorum. Bu sistem bizim Kavala davasında ve onun arkasından gelen Demirtaş davasında eriştiğimiz ihlal derecesinin örneği daha öncesi yok. Dolayısıyla sistem kendini koruyacak. Buradaki mesele Kavala'yı korumak ya da Demirtaş'ı korumak meselesi değildir. Yanlış anlamayalım. Sistemi korumak meselesidir. Peki teknik bir şey sorayım. Ne zaman eğer gönderileceklerse ve Cumhurbaşkanı'nın talimatını Dışişleri Bakanı hemen yerine getirecekse ne zaman gider büyükelçiler ve sonuçları ne olur? O şey yani duruma göre 24 saat derler, bir hafta derler. Yani onu bilemiyorum. O işin çok ayrıntısı mesele o değil. Mesele anayasanın... Hayır, yargıdan geri dönüş var mı anlamında soruyorum. Ayrıntı derken şöyle, yani Dışişleri Bakanı'nın bir tebliğ etmesi gerekecek. Biz o zaman artık Cumhurbaşkanı'nın sözünün... Hepsine ayrı ayrı nota gönderecek. O notaları alınca da işte 24 saat mi, 48 saat mi, 1 tamam. saat, bir hafta mı gidin diyecek. Nota verme süresini merak ettim. Yani bu talimat bugün aldıysa mesela yarın hemen nota verebilir mi? Hadi toplayın diye. Yani talimatı aldığı an notayı yazması lazım. Ama tamam. Terk etme süreci ne oldu? Tamam. O tabii ki o teferruat. Tabii ki yani. Şimdi 15 gün burada verecek, anayasal bir konu var. Burada bir anayasal konu var. Anayasanın 90. maddesine göre Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamak durumundadır. Şimdi bazı anayasa yorumcuları uygulamamanın bir anayasa ihlali olduğunu da öne sürebilirler. Biz bu sistemin içindeyiz. Biz kararı beğenmeyebiliriz. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamak durumundayız. Bu Kavala meselesi değil, Demirtaş meselesi değil. Anayasanın 90. maddesinin meselesi. Bizim kurduğumuz, bir kurucusuzlara arasında yer aldığımız bir insan haklarını koruma sisteminin meselesi. Biz Avrupalıysak, Batılıysak, hala o camianın bir üyesiysek bunları yapmak durumundayız. İşte 10 büyükelçinin belki de işte iç politika açısından zorluk yaratan mesajının altında da bu var. Yani Batı ülkesinden, Batı camiasında çok güç duruma düşersiniz. Bu kararı uygulayın diyorlar. Oradaki mesele Kavala'yı serbest bırakın meselesi değil. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını uygulayın meselesi. Evet, onu anladık. Bundan sonra ne olur? Yani ne olabilir? Karşıdan nasıl hamleler gelebilir ve nasıl sonuçlar doğurur bu? Normal olarak tabii onlar da aynı şekilde bizim büyükelçileri persona non grata ilan ederler. Yani işte beklenen şey odur. Ama yaparlar mı bilmiyoruz ya da kaçı yapar onu da bilmiyoruz. Ama mesela Fransa'da bu konu bir iç politika meselesi olabilir. Fransa'da seçimlere gidiliyor. Muhalefet bunu yapmazlarsa bunu kullanır. Karşıda Marine Le Pen, milliyetçiler kullanırlar. Ama bu tabii Batı dünyasındaki izolasyonumuzu arttıracaktır. Daha fazla telafi olmayan şekilde, telafisi çok güç olan şekilde bir izolasyon şeyine, süreci, ne zaten oradayız da, süreci hızlanacaktır. Bu yani Batı dünyasındaki yerimiz açısından çok önemli. Tabii bir de Avrupa Konseyi'nde bize karşı yumuşama eğilimi varsa kimsenin, herhangi bir devletin, ya da hoşgörü marjı varsa bazılarının kafasında, o hoşgörü marjı iyice azalmış, yumuşama eğilimleri iyice azalmış olacak ve Kasım'daki toplantıya öyle gelecekler. Dolayısıyla Kasım'daki toplantıda aleyhimize daha kuvvetli bir karar çıkması ihtimali de böylece yükselmiş oluyor. Anladım. Yani bu pek dediğim gibi orantısız bir tepkinin tatsız sonuçlarını yaşayabiliriz. Evet. Ben bu konuda bir şey söyleyebilir miyim? Tabii büyük elçilerin ötesinde onay ya da tam hatırlamıyorum ama AİHM Başkanı Türkiye'ye geldi. 3 günlük bir ziyaret de oldu ve çok ağır eleştiri. Yani hem Osman Kavala meselesi, aynı zamanda Selahattin Demirtaş ve çeşitli şeylerle ilgili adeta Türkiye'ye nota verdi.
Vallahi o gün hiç kimseye rahatsız olmadı yani. Bu, ya dur kardeşim yani AİHM başkanı geliyor buraya ve çok büyük de bir baskının olduğunu biliyor. Ve adam kendisi de ifade etti. Galiba Finlandiya kökenlidir. Yani birdenbire bugün böyle bir celallenmeleri herhalde işte bu iş politikada biraz daha... Hayır, geçmişte mesele... mesela askerlerin başına çuval geçirildiğinde ne notası vereceğiz? Müzik notası mı? Demiş. O yine o dönem. Ya bu dönebilir fark. Ondan sonraki süreçte pek Demirel'in çok... Ahmet Demirel'in deyimiyle dün dündü, bugün bugündür. İşte ya AİHM Başkanı'nın Türkiye'de, Türkiye coğrafyasına gelip Ankara'da, İstanbul'daki açıklamalarına bakın. Büyükelçilerin söyledikleri yanında hikaye. Ama şey geldi. Hiç rahatsız olmadılar mesela AİHM Başkanı'nın. Burada acaba fark yaratan şey Osman Kavala adı olabilir mi? Ben şöyle söyleyeyim. Yani şimdi biz mesela burada da birçok yerde de yani meseleye muhalif biraz bakanlar olarak genelde rasyonel bir çizgi üzerinden tartışıyoruz. Şu sıra, şu saatte bakın bu medya, iktidar medyasına, onlar da duygusal bir çizgi üzerinden bunun üzerinden gidiyor. Yani Türkiye'nin ana sorunlarını perdeleyecek bir kamuoyunu yaratıyoruz hep beraber. Şimdi ben aşağı yukarı ne olacağını söyleyeyim size. Nerede de kapatacak. Aşağı yukarı şöyle olacaktır. Katılıyorum. Bu konuda mesafe alacağını görürse, yani Cumhurbaşkanı onaylama oranında bir yükseliş görürse Erdoğan. Bir one minute çıkışı gibi. Görürse bunun üzerine gider. Şimdi Sayın Büyükelçimiz uluslararası camiada zor duruma düşeriz dedi. Daha ne kadar yıpranırız? Daha ne kadar yıpranırız? Yani şimdi Amerikan ilişkileri çok net ve belli. Hatta devletten saklı ilişkilerimizi götürüyoruz. O nedenle burada bunu tam da bu siyasi ya yani merkezine bu iç siyaseti ve yaklaşan seçimlerle beraber Erdoğan'ın düşen onaylama oranı ve üzerinden okumak durumundayız. Gerçekte bu olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi burada eğer ya bu çalışmazsa dışarıdan gelecek bir telefon ricası üzerine Sayın Erdoğan bu meseleyi çözdüğünü, bu şekilde bir algıyla bu meselenin düzeldiğini göreceğiz. O nedenle bence... Yani ülkenin yetkilileriyle konuştum, büyükelçiler aradılar, rica ettiler. Ya bu veya benzeri ama bunları yani bunları yaşadık defalarca biz. Bakın yaşadık. Bakın Cumhurbaşkanı onaylama oranı ne zamanlar yükseliyor? Kriz zamanı. İşte ama... Bu önemli. Şimdi bakın şimdi dipte zor. Doğru ama çok. Dipte her şeyi deniyor. Bakın evet. Neleri denedik ya? Ayasofyaları denedik. Ayasofyaları denedik. Taksimleri denedik. Vade kısalıyor işte. Hayır ama bunları Millet İttifakı'nın mutfağı bunlara karşı çok iyi bir hazırlıkla cevap verdi. Ve bunlar toplumsal kesimlerde istedikleri karşılığı bulmadı. Bu anlamda baktığımızda Türkiye'nin bugün içerisinde bulduğumuz, bakın yoksulluk ve elimde bir çalışma var. Biz İstanbul'da yoksulluk, derin yoksulluk çalışması yapıyoruz parti olarak. Ümit Özdağ'la İstanbul Teşkilatı ile beraber. Bodurluk başlamış. Ne? Bodurluk. Çocuklarda beslenme yetersizliğinden dolayı bodurluk başlıyor. Şimdi bütün bu sorunları... örtecek. Hatta insana isterse dolar 20 lira olsun dedirtecek değerlere doğru bir sıçramasına müsaade etmemeliyiz bu mesele. Üstad Bey? Yani... Daha ne kaldı ki diyor. Yani ilişkileri zaten tabii yani varlar, uzun süredir. Yani o çok ağır maliyetler ödüyor ülke. Ama söz konusu kendilerinin ayakta kalma meselesi ise ama denedikleri bütün yöntemlerin şimdi toplumun şöyle bir algısı var. Eğer işi gücü iyiyse yolsuzluktan da çok rahatsız olmuyor. Farkında biliyor. Yani mesela muhalefet olarak biz tarif ediyoruz ya. Efendim bunlar yolsuzluk yapıyorlar falan filan. Bizden daha iyi biliyorlar. Nedeni şu. Çünkü sonuç itibariyle bugünkü iktidarın mensupları yukarıdan aşağıya kadar aynı mahallenin çocukları. Aynı camiye gidiyorlar. Aynı mahallede. Aynı cemaate mensuplar. Ve görüyorlar yani işte hepsinin ekonomik durumu, sosyal durumu çok ortadayken bugün bu durumların
bu kadar yüksek bu arada değişmesini komşusu görüyor. O isyan ediyor zaten. İçinde büyük bir isyan var. Siz zannetmeyin. Yani mesela İstanbul'un çeperlerini uzun süredir dolaşan bir siyasetçi olarak söylüyorum. Son iki manzarayı anlattım. Üç manzarayı anlatayım. Bunun bir tanesi işte daha geçen gün çok da üzüldüm. Ne yazık ki o manzarayı görünce adeta Irak'ta Bağdat'taki bombaların atılmışlığı aklıma geldi. Toptancı esnafları. Toptancılar yani bu esnaflarımızın tamamı 18 aydır çok ciddi sıkıntılar, sorunlar çektiler. Ve bu esnaflarımıza yargı kararı olmasına rağmen hani diyorlar ya Kılıçdaroğlu memuru tehdit ediyorsun. Yok ya ne haşa. Sayın Kılıçdaroğlu niye memuru tehdit etsin? Bir yargı kararı var. Esnaflar gitmiş, yürütmeyi durdurma kararı almış. Ben bu yürütmeyi durdurma kararını tanımıyorum diyen bürokratlara tabii ki bu ülkede hesap sorulacak. Şimdi kaymakamın, emniyetin oradaki emniyet mensubunun görevine tamam kardeşim. Yanlıştır, doğrudur biz bunu sorgulayamayız. Bir yürütme durdurma kararı almışsa kamu yöneticileri buna sahip çıkacak. Burada sahip çıkmıyor. Tam tersini yapıyor. Burası neresi? Rami Toptancılar Rami. Gıdası. 1250 esnaf, bunun 205 tanesi de Suriyeli toptancı. Bakın 1250 tane toptancı var, 205 tanesi de Suriyeli toptancı. Şimdi orada da bir başka dram var, sorun var. Bakıyoruz mesela, şimdi 205 tane Suriyeli esnaf kime mal satıyor? İstanbul'un çeperlerindeki Suriyeli bakkallara, marketlere. Ve o marketlerin, o bakkalların hiçbirisinin vergisi yok. Devlete bir yükü yok. Yanındaki benim yerli bakkal efendim vergisini ödüyor. İşte bir sürü külfeti var. Onunla rekabet etmeye çalışıyor. İkincisi, bir başka bir şey söyleyeyim. İstanbul İl Başkanı olduğum dönemde de Rami esnafları bizi sokmadı. Olabilir, canları sağ olsun, hiç sıkıntı yok. Yine biz yanlarında olacağız. Yarın da yanlarında olacağız. Çünkü çok büyük bir haksızlıkla karşı karşıya kaldılar. İkincisi, yine başkanı Milliyetçi Hareket Partisi olan Üreticiler Dernek Başkanı, yardımcısı da AK Partili Sayın Erdoğan'ın da öz kuzeni. Gittik tabii Urfalı İstanbul mu gene? Yok. İstanbul tabii tabii İstanbul. Urfalı İstanbul'a geliyor, gidiyor bu kendin pişir kendin ye bakıyor çok güzel şey. Ulan Urfa'ya gideyim, Urfa'da gidiyor tezgahı dükkanı açıyor. Sonra ismini unutuyor. Allah Allah, ismini unutunca ulan neydi falandı filandı. Bakıyor ki ulan sen sene pişir sen seneyi. Üstüne de koyuyor sen sene pişir sen seneyi. Şimdi basın medyada gelmeyince kendi çekimimizi kendimiz yapıyoruz. Hani sen sene yap sen. O çekimin içinde yarısını da kestim bir muhalefet milletvekili olarak. Ya çünkü gerçekten başları belaya girer. Birisi kuzeni, birisi de Milliyetçi Hareket Partisi'nde aktif bir üye. Üçüncüsü, Kapalı Çarşı ve Mahmut Paşa biliyorsunuz uzun süredir muhafazakar seçmenin en yoğun olduğu yer. Oralara gidin. Yani şunu herkesin bilmesi lazım. Akşam biz televizyonlara çıkıyoruz. Efendim istediğimizi söylüyoruz. Bu söylediklerimizle acaba seçmeni yönlendirebilir miyiz? Kusuruma bakma, seçmen senden bilişti ya. Ertesi gün o yayına çıkan insanlara hangi küfürlerin yapıldığını biliyorum. Bende var şu an. Aynı parti. Evet. Ve durum böyle olunca şu anda gerçekten Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi ben bunu 8 ay önce söyledim. Ekonomik kriz yok. Ekonomik kriz 94'te oldu. Ekonomik kriz 2001'de oldu. Kriz dediğin nedir kardeşim? Gelir geçer. Bundur, bypass edersiniz. Şu anda ekonomi bypass edilecek durumda değil. 25 milyon icra dosyası var. 25 milyon. Yani ortalama vatandaşımızın yarısı akşam yatarken korkularla yatıyor. 34 milyon 800 bin insanda banka borcu. Şimdi burada kriz falan olur mu? Burada büyük bir sefalet var. İstanbul'un çeperlerine gittiğinizde çok net olarak görebilirsiniz. Çünkü siz tebliğli kıyafet dolaşmayan isimlerdensiniz. Soracağım. Yani bir o da normal. Çok maskara bir şey ya. Tebliğli kıyafet kardeşim, akrabalarınız yok mu? Dayınız yok mu? Yeğeniniz yok mu? Halanız yok mu? Sorun onlara. Türkiye'deki ekonomik başka bir şey yapın. Ya, şey. Onlara da sormayın. Sayın Başkan, bu tebliğli kıyafet için sebebi şu.
Bunlar çıkmıyorlar. Çıkamadıkları için. Ya biz çıkıyoruz ama AK Parti'nin rolüyle çıkmıyoruz demek için. Yani. Ben bunu defalarca yoksa söyledim. Yok mu? İstanbul İl Başkanı olduğum dönemde AK Parti'yi kıskanıyordum. Nereye gitseydim, Melda Hanım da bizim il başkan yardımcımızdı. Nereye gitseydim mutlaka AK Partili görüyordum. Son 3 yıldır hiçbir yerde çıkamıyorlar. 20, çıkma imkanları da 22 aydır dolaşıyoruz ya. Gerçekten evet, haftada 3 gün dolaşıyoruz. Ne gördüğünüzü soracağım. Kısacası şunu söylüyorum. Söyleyin Meldan Hanım. Önümüz çok ciddi bir sıkıntılı bir süreçtir. Vatandaşın 3 temel sorunu var. Bu 3 temel sorununu iktidarıyla, muhalefetiyle ne yapacaksak yapalım. Aksi takdirde çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalın. Şunu 3 temel sorunu da konuşacağız. Evet. Bu dış işlerini bitirelim. Yani biraz böyle sizle konuşunca ya bir şekilde bundan geri adım atılır. Pek de marş kalmadı gibi açıklamalar geldi. Hani gerekirse geri adım atılır, bakılır. Getirisine, götürüsüne Erdoğan bir liste yapar deniyor. Siz ne diyorsunuz? Yani bir geri adım bekliyor yani musunuz? Ben de aynı fikirdeyim. Olabilir, olmayabilir. Dedim olabilir diye var ya öyle bir slogan. Şöyle yani Sayın Vekilime katılıyorum. Ölçüyorlar. Yani söyledikleri her şeyi ölçüyorlar. Yani bir gün önce Cumhurbaşkanı'nın uçakta o çıkışı mutlaka İletişim Başkanlığı tarafından çok güzel ya, iyi bir malzeme var burada. Dur şuna bir bakalım. İyi destek acaba var. İyi laf, dolar da çok kötü gidiyor. Şeyde acaba doların çıkışını buna da bağlayabilir miyiz? Bak işte 10 büyükelçi yüzünden dolar da 10 lira oldu diyebilir miyiz? Acaba böyle bir beyin fırtınası dönmüştür. Cumhurbaşkanı da geldikten sonra ya şunu da bir deneyelim demiştir. Ha şunu deseler öyle olacak. Mi oluyor? Yani Cumhurbaşkanı mı belirliyor yoksa Cumhurbaşkanı'nı alttan böyle şunu sonuçta şöyle yapalım deniyor mu? Sonuçta o da belirliyor mu? Cumhurbaşkanı'na da yanındaki dar bir kadro ya evet çok iyi olur Sayın Cumhurbaşkanım yapın mutlaka siz buna inandırırsınız falan. Şunu da yapabilirler. Yani ben bunu böyle olduğunu hayal ediyorum artık. Ya peki ya işte çok sıkıntı yaratırsa da gönderemezsek ya ne olacak? Cumhurbaşkanı onu bir şekilde halleder Sayın Cumhurbaşkanım. Siz dersiniz ki şöyle şöyle çok yalvardılar gönder. Yani anlatamıyormuş böyle bir kısa vadeli bir şey çözümü orada üretilmeye çalışılıyor. Yani bunlar böyle geleceğe dönük. Yani mesela bunlar Kasım ayında gerçekten çok ciddi olan bir toplantıyı öngörerek yapılabilecek bir şeyler değil. Bunlar günü kurtarmak. Doları işte ona bağlamak falan gibi bir takım küçük hesaplar olduğunu düşünüyorum. Vallahi ama şimdi bu küçük hesapların ülkeye çok büyük maliyetleri olduğunu tahmin edebiliyoruz. Sayın Demirak herhalde itiraz edecek yine Türk usulü diyecek ama yani. Türk usulü. Biz yine buradan biraz Türk usulü yaptık. Buradan hala hani bunun bir kriz olduğunu, bir büyük kriz yaratacağını ve faturasının ağır olacağını düşünerek hani buradan bir geriye dönülmesi gerektiğini düşünerek tabii biz, ben en azından soruyorum ama evet. Belki de Cumhurbaşkanı geri dönmemek gerekir, buradan yürümek gerekir. Bunun bize avantajları var da diye düşünebilir. Yani AKP'nin ayrıca bundan çıkarı varsa, sayın konuklarımız öyle söylüyorlar, ülke çıkarlarının önünde tuttuğu için bu yolda yürümeye devam eder diyorlar. Yani karşıda bu açıklamanın sonrasında şu anda bir hareketlilik başlamış mıdır? Karşı tarafta 10 ülkede buna verilecek yanıt hazırlanıyor mudur? Yarın hemen bir yanıt verilir mi? Bir bundan... de Mevlüt Çavuşoğlu ne hallerdedir efendim? Onu evet. Çok merak ediyorum. Bir de Mevlüt Çavuşoğlu bunu onaylamış mıdır? Yani en baştan evet efendim böyle yapalım demiş midir? Yoksa şu anda biz bu işin altından nasıl kalkacağız diye çalışıyor mudur? Bu son bölüm. Şimdi Mevlüt Bey ne yapıyor bilmiyorum ama Sayın Tatlıoğlu demin önemli bir hususa dikkatimizi çekti. Aynı hususu ben de bugün başka bir vesileyle anlattım. Geri dönmeleri için en çok beklediği yabancı bir liderden bir telefon gelirse mesela Merkel'den filan işte o zaman bunlar geri dönüş yapabilirler. Ama öyle bir imkan olur mu onu bilmiyorum. Yani geri dönüş için en güvenli yol bizimkiler için yabancı bir liderden telefon gelmesi. Ama o olur mu bilemiyorum. Geri dönüş olmazsa yani bir krize doğru gidiyoruz. Yani İngilizce'de buna course of collision derler, çarpışma mecrası diyelim. Yani böyle arabaların çarpışması gibi bir krize doğru gidiyoruz. Yani o Kavala'nın serbest bırakılması talebi, Demirtaş'ın serbest bırakılması talebi ortadan kalkmayacak. Bunu iyi bilelim. Yani bu hukuki kararlar. Bunlar ortadan kalkmayacak ve biz onları serbest bırakmadığımız ölçüde de bizim Batı ile ilişkilerimiz kötüye gidecek.
Ama burada şimdi az önce onu söylediler. Yani daha ne kadar kötüye gidebilir ki dediler. Hemen her alanda hani yeri geldiğinde. Daha çok daha kötüye gidebilir. Daha çok kötüye gidebilir. Ne olabilir? Biz ne hala olabilir? Avrupa Konseyi'nin üyesiyiz. Avrupa Konseyi'nde üyeliğimizin askıya alınması ne kadar kötü bir şey olabilir? Diyorlar zaten. Belki yani Avrupa Sayın Büyükelçim, Sayın Büyükelçim, bu dedikleriniz doğru. Mesela normalde rasyonel bir ülkede, bu 10 tane büyükelçi değil, bir tane büyükelçi ile ilgili bile böyle bir olay, uluslararası anlamda bir kriz ve her iki ülke içinde büyük bir sorun. Ancak Türkiye'nin içinde bulunduğu durum nedeniyle, yani buralarda Türkiye'nin üyeliğini askıya almak, çıkarmak, artık Türkiye mevcut siyasal iklimi koruyabilme adına bugün maliyetleri bakmaksızın giden bir anlayış var. Dolayısıyla bu çerçevede de biraz bakmak lazım diye düşünüyorum. Hani yorumlarınızı bu çerçevede de almak için. Şimdi siyasi iktidarda kalmak için tabii değişik yöntemlere başvuracak. Kötüye gitme şeyini değişik yorumlayacaktır ama uluslararası konumu açısından söylüyorum Türkiye'nin. Daha da kötüye gidebilir. Yani uluslararası konumu, yani Avrupa Birliği'nin son raporunu okuyun. Yani her şeyi bırakın. Avrupa Birliği'nin son ilerleme raporunu okuyun. Bir ayna gibi her şeyi görüyorsunuz. Onun Türkçesini herkese okutmak lazım. Orada yanlış şeyler varsa buyursunlar, söylesinler. Pek yanlış bir şey de yok. Yani Türkiye biraz böyle işte yokuş aşağı bir arabanın freni patlamış gibi yokuş aşağı giden bir araba görünümü veriyor. Yani yani yokuşun daha inecek kısımları var. Yani ve bizi tabii Avrupa Konseyi'den atsalar ne olur filan havasına girmemek lazım. Bunlar tabii bizim yani Atatürk'ün mirasıdır bunlar. Yani Atatürk 1930 yılında Avrupa Birliği girişimi yapılmıştı. Fransa başlatmıştı. Atatürk ona hemen katıldı. Ve bütün toplantılarda, kuruluş toplantılarına Tevfik Rüştü Aras katıldı. Yani dolayısıyla bizim Avrupalılığımız, Avrupa'ya katılmamız sadece 2. Dünya Savaşı'ndan önce şey değildir. Atatürk'ün mirasıdır. Evet. Bunu görmek lazım. Atatürk'ün mirasından uzaklaştığımız her adım, ki Avrupa Konseyi üyeliği askıya alınırsa yeni uzaklaşma adımları olacaktır. Daha da kötüye gitmek demektir. Bunu vatandaşa, siyasetçilerimizin anlatmasını bekliyorum. Belki bu da isteniyor mu diye biz daha sonra konuşalım ama. Onu bir soralım. Yani, evet. Biden'la buluşmayı etkiler mi? Mesela bu Ekim sonunda G20 belki de son kez katılıyoruz. Onu da sizden sonra konuşacağız. Onu çünkü G22 falan olursa ancak gireceğiz. Yani daha çok var. Onu bilemiyoruz. Şimdiden bilemiyoruz. Yani şimdiden spekülasyon yapmayalım. Umarız olumlu gelişmeler olur da işte her şey yavaş yavaş yoluna girer diyelim ama o Biden görüşmesini görüşme olsa bile görüşmenin içeriğini mutlaka etkiler. Yani tabii Amerika Büyükelçisi'ni persona non grata ilan ediyorsunuz. Sanki Venezuela gibi. Bunun tabii ilkili ilişkilerde Amerika bir bedelini yaratmaya çalışabilir. Yani da tabii şunu sormak istiyorum. 10 ülke açısından bu bir mesela diplomatik teamüller açısından onlar kendilerine Türkiye'deki haliyle soruyorum. Bir hakaret olarak mesela görürler mi? Yani istenmeyen adam ilan ettiğimizde biz ne demiş oluyoruz onlara? Yani onlar tabii yani hakaret olarak ne kelimeyi kullanırlar bilemem. Bizim kendi Türkçedeki deyimlerimiz biraz değişik oluyor ama yani tepki verilmesi gereken bir adım olarak görürler. Tepki verilmesi gereken bir adım olarak görürler. Mutlaka 10 ülkeden daha fazlası bir araya gelip Türkiye'ye nasıl tepki verileceğini tartışacaklardır. Bu 10 ülkeyle sınırlı kalmaz diyorsun. Hayır, zaten Avrupa Konseyi'nde karşımızda 40'tan fazla ülke var. Avrupa Konseyi'nde bize Kavala'yı serbest bırakan, Demirtaş'ı serbest bırakan diğer ülkelerin sayısı 40'tan fazla. Bunların arasında Azerbaycan da var. Azerbaycan susuyor oturuyor. Rusya da var, susuyor oturuyor. Yani dolayısıyla Türkiye haklıdır diyen kimse yok. Yani bunları vatandaşa anlatmak lazım. Siyasetçilerin özellikle anlatması lazım bu dış tabloyu. Bunların hepsinin ekonomide karşılığı oluyor.
Bunların hepsinin ekonomide karşılığı oluyor. Dış yatırımda karşılığı oluyor. Bakın uluslararası mali görev gücü bizim gri listeye aldı. Evet. Gri listeye alınması demek dış yatırımlarda en aşağı %10 azalma demek. İstatistiklere göre. Yani zaten dış yatırım gelmiyor. Bir iş adamımızın dediği gibi dış yatırım Türkiye'ye ancak tatile gelir demişti. Yani dolayısıyla bütün bunların anlatılması lazım. Yani vatandaşta uluslararası olayların, uluslararası camianın bilincini uyandırmak vatandaş açısından da iyi olur. Özellikle muhalefet açısından da iyi olur. Ben bunları teknik olarak söylüyorum. Yani taraf tutarak söylemiyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ama şimdi hangi tarafı tuttuğum ben... Biz şimdi sizden sonra tabii bu gri listeyi konuşacağız. Yani buna utanç listesi belki diyebiliriz. Bu gri listeye Türkiye neden girdi? Bunun da yaratacağı sonuçları konuşacağız. Özellikle ekonomiyi tabii daha çok konuşalım istedik ama bu büyükelçi meselesi ekonomiye de yansımalar olacak. Pazartesi gününden itibaren piyasalardaki etkisini de göreceğiz. Mutlaka yukarı yönlü dolarda ve Türk lirasında aşağı yönlü bir harekete neden olacak ama çapı ne olur, sınırları ne olur? Onu da görmek lazım. Eğer pazara yani bugünden yarına bir sıcak yeni mesaj verilmezse. Çok teşekkür ediyorum size Sayın Demiralp. Diğer konuklarımızla devam edeceğiz. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Sayın siyasetçilerimizi ve Sayın Nedde Hanım'ı da saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Efendim biz de teşekkür ederiz. Size saygılar. Çok sağ olun. Sevgili izleyiciler biz stüdyomuzda 3 konuğumuzla devam edeceğiz. Meramımızı anlatacak bir süremiz var. Yani bütün Türkiye'nin gündeminde özellikle Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirme kararıyla beraber ülkede artık bir kriz yok. Bu krizin ötesinde bir durum dedi Sayın Gürsel Tekin. Belki 1929 Amerika Birleşik Devletleri'ndeki buhranla karşılaştırılıyor. Büyük buhranla. Orada da 21 Ekim'de başlayıp Kara Perşembe diye adlandırılıyordu. Bilmiyorum biz pazartesi bir Kara Perşembe, Kara Pazartesi yaşar mıyız bu büyükelçilerden sonra ama ülkenin içinde bulunduğu koşul şu son tartışmalı tüm konuları masaya yatıracağız. Konuklarımızdan değerlendirmesini isteyeceğiz. Kısa bir aranın ardından. Sevgili izleyiciler, gündem özel programı devam ediyor. Stüdyomuzda İsmail Tatlıoğlu, İyi Parti Meclis Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve Melda Onur, gazeteci. Türkiye'nin gündemini konuşuyoruz gündem özelde. 10 Büyükelçi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışını konuştuk. Oğuz Demiralp, emekli büyükelçi, birinci bölümde bizlerle birlikteydi. Şimdi bu konuyu geçeceğiz çünkü bir perşembe yaşadık. 21 Ekim'de Merkez Bankası toplandı ve Merkez Bankası pek çok kişi için beklenenden çok daha büyük boyutlarda 200 bas puanlık, 2 puanlık bir faiz indirimi kararı aldı. Bu kararın ardından bir anda Türk lirası zaten değer kaybetmişti. İyice değer kaybetmeye başladı. Hem avro hem dolar yükseldi. Bunun ekonomik sonuçlarını konuşacağız. 2022 bütçesi var. 2022 bütçesini yine konuşacağız bugün ve Türkiye utanç listesine girdi. O utanç listesini de bu bölümde yani ikinci bölümde konuşalım istiyoruz. Sonrasında yine siyasetin sıcak gündemini üçüncü bölümde konuklarımızla değerlendireceğiz. Merkez Bankası kararıyla başlayalım mı Sayın Tatlıoğlu? Siz mesela ne diyorsunuz bu sürece? Pek çok kişi artık hani ya böyle bir karar alınmaz diyenler vardı. Bile isteye bu karar alıyor. Ben Cuma günü gazete başlıklarına baktığımda artık ateşe benzin döküldüğünü söyleyenler, saldım çayıra Mevlam kayıra ekonomide böyle bir anlayışın hakim olduğunu söyleyenler vardı. Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla bu kararın alındığı söyleniyor. Bir kere Merkez Bankası bağımsız bir karar aldı mı? Cumhurbaşkanı'nın talimatı var mı? Şimdi Merkez Bankası'nın bağımsızlığı esasen bu partili cumhurbaşkanlığı sistemiyle beraber ortadan kalktı. Bütün şimdi temel olarak devleti tanımladığımızda kurumlar ve kurallar bütünü deriz ya. Evet. Ama işte kuralların dışlanıp da kurumların ezildiği bir zemin içerisindeyiz. O nedenle bakın 2018'den bu yana yaklaşık 3,5 yıl 4. Merkez Bankası Başkanı. Gerçekten mevsimlik artık ya. Yazlık Merkez Bankası Başkanı, kışlık Merkez Bankası Başkanı. Şimdi bana bir yabancı bu perşembe günü misafirimdi. Bunu sordu. Bu sebep nedir? Bu dövizle ilgili. Ben dedim ki Washington'da J.P. Morgan'ın bir şubesine
yönetici olamayacak birisini FED başkanı yapsanız ne olur Amerika'da dedi. Berbat olur dedi. Berbat oluyor dedi. Şimdi temel olarak şöyle bir sorunumuz var. Meritokrasi çizgiden düştüğümüzde, yani liyakatı ortadan kaldırdığımızda devlet kapasitesi daralıyor. Ve bunu her yerde görüyoruz. Gara'da 13 vatandaşımızı yitirmemizden, İdlib'de 37 vatandaşımıza kadar askerimizin şehit edilmesinden, Merkez Bankası'na kadar bu devlet kapasitesi daralmayı her yerde görüyoruz. Bakın Türkiye'nin yaşadığı son zamanda bu en büyük dramatik olaylardan birisi 128 milyar doların satışıdır. Henüz kamuoyunda bu satışla ilgili süreç bilinmiyor. Yani hiçbir ülkede ve Türkiye'nin geçmişinde de alışık olmadığı hazine ve müsteşarlığıyla bir protokole bağlı bir satış var. Ne oldu biliyor musun? Ne olduk sonuçta? Efendim 6.50'den satıldı şimdi 9. Tüm bunlar ayrı. Ama yıllardır 30 milyar dolar civarında ortalama, minimum ortalama üzerinde döviz rezervimiz bugün eksi 43 milyar dolar. Bundan daha önemli bir milli güvenlik meselesi olamaz. Bundan daha önemli bir milli güvenlik. Şimdi böyle bir Merkez Bankası'nı nasıl itibarlandırarak ekonomide ve bir itibar havası yaparsın? Ekonomi niye yönetiyor? Güven yönetiyor. Dünyanın her yerinde bu böyle. Ekonomiyi güven yönetiyor. Siz zaten güveni dibe vurmuş bir ekonomide Merkez Bankası'ndaki bu operasyonlardan sonra ne beklenir? Rasyonel bir davranış ve iyi bir kadro ataması. Şimdi ben torbaya... Aslında Berat Albayrak'dan sonra Naci Ağbal, Lütfü Elvan seçimi böyle yorumlanmıştı. Burada hiç bak iktisatçı olmamıza gerek yok. Melda Hanım, Gürsel Bey, ben, siz. Onar tane bildiğimiz finansçıyı torbaya koysak. İçinden çekerek bir tanesi Merkez Bankası, üç tanesini de para politikası yardımcı yapsak Türkiye'de bu anlamda bir ciddiyet oluşur ya. Ama merkez bankaları dünyanın her yerinde böyledir. Bakın ben şu demiyorum, herhangi birimiz. Herhangi bu hepimiz 10'ar tane isim koyalım ve birimiz çeksin şu 5 isim çekip onu Merkez Bankası'na yerleştirelim. Şimdi bu ne oluyor biliyor musun? Artık burada hani hukukta bir kavram var ya, aşırı tesadüfte bir şey aranır, art niyet aranır diye. Aşırı tesadüf, kasıt aranır diye yapar. Şimdi normal beceriksizlikle bunları açıkladığımızda doların 7 liraya aşması mümkün değil. Bak bu beceriksizlikle alakalı. Burada Türkiye ciddi anlamda fakirleştiriliyor. Çünkü artık meseleye biraz böyle bakmak lazım. Ve ülkenin kaynaklarını bu anlamda biliyoruz. Bakın ama bunun bir geri dönüş olması gerekmez mi? Yani iktidar eğer Türk lirasını bu kadar değersizleşiyorsa ve burada bir kasıt varsa... O zaman buradan bir daha, fayda daha şimdi bakın fayda daha iyi onu. Yakalayamayacağınız zaman daha iyi yakalayamayacağınız zaman böyle bir süreç gidiyor. Yani bu bütün baktığımızda bakın Türkiye'de birkaç rakamla ben örnek vereyim. Resmi rakamlarla örnek vereyim. Bakın 2012'de biz 75 milyon 950 milyar dolarlık bir Türkiye'ymişiz. 2018'de 881 milyar dolarlık Türkiye'yiz. Bugün 720 milyar dolarlık bir Türkiye'yiz. 8 milyon da göçmen, 92 milyonun ürettiği. Fakirleşen bir ülkeyiz. 2014 yılının hedefi 11.400 dolar, 2013 yılının rakamının gerisinde bir rakam. Türkiye gerçekten fakirleşiyor. Ve bu fotoğrafın temel nedeni siyasal iklimin oluşturduğu güvenin yitirilmesinden ibaret. Amerika'da 10 yıllık kağıtlar hazinenin %1,5'la faizle para buluyor Amerika. Biz Amerika değiliz. Bir misli bulalım, 3,5 bulalım. Bizim piyasada faiz oranımız 6,5. Bunun inanın en az 3 puanı Erdoğan etkisidir. Bu iklimin etkisidir. Bakın şu sıralar yandaş dediğimiz o büyük gruplardan bir tanesi Eurobond ihraç ediyor. Faizi kaç biliyor musunuz? 9,5.
dolar bazında. Böyle bir faiz yok. Niye bu karşılığı? Türkiye'nin içinde bulunduğu durum. Buna risk primi diyoruz. Evet. Yani biz bunları kaldıramayız. Türkiye bunu sürdüremez. Şimdi 18'den 16'ya düştü değil mi? Evet. Kısa vadeli. Ne 10 yıllık var, 5 yıllık kağıtlarda? 20'ye dayandı Türkiye'nin faizi. Yani biz kısa vadeli 16'ya düşürmekle piyasalar senin faizini düşürmüyor. Kağıtların, yani hazinenin ihraç ettiği bu zamana kadar 5 yıllık 10 yıllık kağıtların faizleri 20'ye çıktı. Dolayısıyla siz böyle bir yanlış yaptığınızda sizi daha ucuza satın alıyorlar. Daha yüksek bir elinde %14 ile 12 ile faizle bulunduranlar kağıtlarda indirim yapıyor, discount yapıyorlar ve %20'ye geliyor. Vatandaş oraları çok bence takip etmekte güç. Yani bu işi tabii bilenler takip ederler ama vatandaşın herhalde temel kriteri döviz kuru. Peki, yani oraya bakıyor. Şöyle çeyrek altına bakıyor. Değil mi? Vatandaş hani ekonomide gidişatı. Doğru. Şimdi bak buradan vatandaş bazında söyleyeyim ben. Mutlaka kanundur. Dövizdeki fiyat yükselişi fiyatlara yansır. Bakın 2018 ocağından 2021 Eylül'üne kadar Türkiye'de döviz %147 artmış. Elektrik fiyatları %128 artmış. Türkiye'de üretici fiyat endeksi %124 artmış. Dövize paralel. Bunların yansıması bu. Evet. Petrolü göreceğiz şimdi. Peki, buradan başka bir yere geleceğim. Memur maaşları ne kadar artmış? %124 artmış. %60. Hepsi %124 artmış. %60. Ortalama kazanç ne kadar artmış? %49. Yani inanın en sert IMF, geçmişte bu politikalar vardı, Türkiye'de, bütün dünyada. Politikası bile bir ülkeyi bu kadar hızlı fakirleştirmez ve satın alma gücünü düşürmez. Şimdi peki buna karşı ne? Gübre %254 artmış. Yem %187 artmış. Şimdi siz bir ülkenin ekonomi yönetimi olarak bu öngörülerden yoksun ve hukukunuz yoksa o ülkeye, o ülkede ekonomi anlamında suyu çekilmiş ağaç gibi olur. Evet. Ben bir şeyle bunu tamamlayayım istiyorum. Lütfen. İsterseniz bir dahaki şeyde biraz daha az kullanayım zamanımı. Bakın Murat Bey, Türkiye'de normalde bizim insanımızın bankalarda 130-140 milyar dolar parası olur. 150 milyar dolar. Son 5 yılda, yani bu referandum sözü geçildiğinden itibaren bugün geldiğimiz noktada bu 140-150 milyar dolarlık para 240 milyar dolara çıkmış. Yani insanımız, benim 100 dolarım, Gürsel Bey'in 300 doları, sizin 1000 dolarınız, Melda Hanım'ın 1 milyon doları, neyse çekmişiz ve bankalara yatırmışız. Belki iktidar makas değiştirmiştir. Hayır, artık doları olanlara hayır, çalışıyordur. İktidar değil, insanlarımız ekonomiden çekilmiş. Yani siz şimdi ekonomiden 100 milyar doları piyasadan çektiğinizi düşünün. İşte bu duruyor, suyu çekilmiş ağaç. Bu kayıtlı olan, bir de kayıtlı olmayanı düşünün. Dolayısıyla Türkiye'nin kendi iç aktörleri, yani tasarrufuna, kuruşuna kadar ekonomiden çekmiş. Neden? Çünkü bütün öngörüleriyle beraber ekonomi aktörleri kaybediyor ve bir güven ortamı yok. Dışarıdan Türkiye'de biz son olarak şunu söyleyeyim. OECD ülkesiyiz biz. 37 tane ülke var bizimle beraber. Bu pandemi varsa herkese var değil mi? Yağmur yağıyorsa hepimize yağıyor. Dolu yağıyorsa hepimize yağıyor. 37 ülkenin 21'inde Murat Bey faiz 0. 12'sinde 1'in altında. 4 ülkede Kolombiya'da 1.75, Polonya'da 2.5, Meksika'da 4, bizde 18-16 ama esasında 20. Şimdi bunu yaratan ne? Türkiye'nin şartları değil. Hepimiz Türkiye'yi biliyoruz. Türkiye'nin potansiyeli değil. Bunu yaratan mevcut siyasal iktidar. Ve bütün baktığımızda geldiğimiz nokta şu, bakın. Gerçekten Cumhur İttifakı liderleri ve Cumhur İttifakı gerek 2017'deki referanduma,
gerekse 24 Haziran seçimdeki toplumla yaptıkları sözleşmeye bakarak Türkiye'nin yönetimden çekilme kararı almalıdırlar. Ve Sayın Erdoğan gerçekten siyasi sorumlu olarak istifa sürecini başlatmalıdır. Bunun dışında hiç kimse, hiçbir ağız, bir siyasetçi, akademisyen Türkiye'nin daha yarınları için daha uygun bir ortam bulamaz. Bu siyasal iklimi değiştirmek lazım. Biz gidelim seçime. Toplum istiyorsa yine onu seçsin. Evet. Bir değişim olsun, toplum istiyorsa 5 yıl sonra yine onu getirsin. Burada o meselesi, bu meselesi değil ama siyasal iklim değişikliği şart. Dünyanın rasyonalitesi çerçevesinde Türkiye'nin rasyonalitesi bu. Çünkü Türkiye'de bugün artık devlet sürüklenmekte. Evet. Bunun önünü geçmek lazım. Milletin şeysinin düşüşünün önüne geçmek lazım. Şimdi bu tebdili kıyafetten başladık ya, siz yani her birimiz dolaşıyoruz ama sonuçta siyasetçi olarak tabii Gürsel Bey ayrı zamanda belki mecliste işleri daha çoktur İsmail Bey'in. Gürsel bilmiyorum ne kadar şeyle, nedir o esnaf ve vatandaş buluşmasına katılıyor. Tabii Gürsel Bey, Gürsel Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Allah var şimdi ben söyleyeyim yani ben milletvekili değilken de Cumhuriyet Halk Partisi'ne esasen bu dolaşmayı belki de tanıtan isimlerin başına geliyor. Biz hep yürüyoruz da. Ama Gürsel Bey'in gerçekten ben milletvekili değilken de tanıdığım siyasi bir aktör ve saygı duyduğum bir aktör. Gerçekten toplumun içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin de o alana yönlenmesine katkısı olan bir aktör. Şimdi az önce AKP'lilerle de konuştuğunuzu da söylediniz. Sonuçta bu ekonomik tablo, doların yükselmesi, artık insanların alışverişe gittiklerinde ceplerindeki 200 liranın 20 lira gibi 20 lira haline gelmiş olması, bütün bu ekonomik zorluklar yaşanırken acaba hani vatandaş ne diyor soracağım ama bir AKP'liler ne diyor? Önce ben de Sayın Erdoğan'ın özellikle bu Merkez Bankası müdahalesi konusunda birkaç şey söylemek istiyorum. Aslında bunlar tabii bir ekonomi uzmanlarının izah edeceği bir mesele değildir. Sayın Erdoğan'ın bir takıntı hastalığı vardır. Bu mesele aslında bir dahaki yayınınızda psikologları çağırabilir. Nedeni şu. 100 binlik plan yapıldı. Sayın Topbaş plan yaptı. Kendisi de mimar, teknik adam. Dedim ki ya biz de oy verdik. Ne oldu şimdi? Üçüncü köprü, üçüncü bilmem ne. Dedi ki vallahi beyefendi böyle istiyor. Şimdi bakın. Üçüncü köprü dediğiniz ya da köprüler teknik bir şeydir. Bunun kararını teknik uzmanların, üniversitelerin vermesi lazım. Hayır Sayın Erdoğan vermiş. Halbuki Sayın Erdoğan, kendi belediye başkanı. Kendi belediye başkanını Japon ulaşım uzmanlarını çağırmıştı. Onların da bütün onayıyla bizim rahmetli Allah rahmet etsin ismini unuttum. Özellikle bu 100 binlik planın başında olan profesör. O dahil olmak üzere buna karar vermişti. Hayır o dedi ki olmayacak köprü. Neyse oldu. İstanbul Atatürk Havaalanı'yla ilgili çok ciddi bir çalışma yapıldı. O genişletilebilir. Çok az maliyetle bu sorunlar çözülebilir. Hayır dedi. Yani bakın orada 3 tane chat raporu değişti. 3 tane tarihimizde böyle bir şey olamaz. Hatta bir kısım raporları değiştiremiyorsanız yapacağınız bir tek şey var. O bilir kişileri değiştirmektir. Bilir kişiler değiştirildi ve sonuçta orası yapıldı. Şimdi Kanal İstanbul. Ama Cumhurbaşkanlığı'na göre karar alıyor. Efendim Allah Allah işte mesela şimdi bu özellikle işte takmış mesela sebep sonuç Allah Allah ya. Şimdi biz Sayın Erdoğan kadar ekonomiyi bilmiyoruz. Bir de diyor ki ben ekonomi benim işim şimdi. Şimdi bütün bu meseleye baktığınızda başından itibaren yani en son para kurulunda iki kişi istifa etti. Belli ki talimat gelmiş bu çıkacak. Orada da kardeşim bakın bunun bir çok ağır bir maliyeti olur. Ve bu sonuç itibariyle bu ekonomiyi bilmenize gerek yok. Bir önceki kararlarda döviz kurlarını nasıl fırladığını, yeni bir faiz indiriminde nereye varacağını hepimiz biliyoruz. Yani bunun için öyle ekonomi uzmanı falan olmanıza da gerek yok. Bütün buna bu yapılıyorsa bu bilinçli bir tercihtir. Ya gerçekten bakanlar ya da yöneticiler frenleyemiyor. Yani Sayın Erdoğan'ın talebini reddedemiyor ya da itiraz edemiyorlar. Sonuç itibariyle geldiğimiz durum çok ağır bir maliyet oldu. Bu maliyetin altında insanların, AK Partililerin ezilmemesi mümkün değil. Yani Sayın Erdoğan'ın biliyorsunuz geçmiş yıllarda bu muhtar seremonisi vardı işte. Her ayda bir muhtar toplantıları olurdu.
Dikkat ederseniz son bir yıldır, bir buçuk yıldır muhtar toplantıları olmuyor. Salgın ben de İstanbul'da, İstanbul'da hemen hemen muhtarlarımızın %60-70'iyle bir yakın dostluğumuz var. Özellikle İstanbul'un çeperlerindeki muhtarların çoğunluğu AK Partilidir. Onları zaman zaman ziyaret ediyorum. Ziyarete gittiğimde çok acı, çok büyük dramlar yaşanıyor. Mesela geçen Bağcılar'a gittim. Bağcılar'da 8 tane muhtarımızla bir araya geldik. Bir kere her muhtara gittiğinizde şöyle şu kadar icra tebligatıyla karşılaşırsınız. Bu nedir? Borçlanmış vatandaş borçlandığı için hani kendi kimliği şeyini, ikametini değiştirmek zorunda kalıyor. Çünkü gelir icra kapıma dayanır. Bunun için doğal olarak da bulamadığı için en kolayı muhtarlığa geliyor. İkincisi, yani bunu söylemekten üzülüyorum. Gerçekten Türkiye büyük bir nüfus kaybı yaşıyoruz. Doğurganlık oranımız neredeyse İskandinav ülkeleriyle eş anlama geldi. Yine Urfa'yı bugün çok andık. Allah Urfa'yı başımızda eksik etmesin. Türkiye ortalaması 1.78, Urfa ortalaması 4.6. Urfa ve Urfa gibi 7-8 il olmasa tam İskandinav ülkeleri gibi doğurganlık oranımız çok büyük bir düşüş alır. Bunun yanında gençlerimiz, çocuklarımız uyuşturucu inanılır gibi değil. Ya bunun için herhangi bir muhtar adını aradığınızda çok net olarak onları görebilirsiniz. Üçüncüsü, bunu söylerken de gerçekten içim acıyor. İntihar meseleleri. TÜİK verilerinde her yıl biliyorsunuz bir sayfa vardı işte. İntihar edenler. 2013 ile 2019 arasında 106 bin insanımız ne yazık ki hayatına son vermiş. Bunun %72'si ekonomik nedenlerle, yüzde işte öbürleri de psikolojik bir sürü sorunlar var. Ve öyle bir yoğunluk oldu ki TÜİK sayfasını kapatmak zorunda kaldı. Şu anda TÜİK sayfasında bunu kapattı. Çünkü hızla şu oldu. Anadolu insanları çeşitli nedenlerle gelmiş, büyük şehirlere sığınmış. İşte bir iş yapayım, bilmem ne yapayım. Atıyorum mesela adam şey işte marangoz. Hali vakti de işte yerindeymiş, gelmiş buraya. Burada tutunmaya çalışıyor. Daha son yaşanan bir hikaye anlatmak için söylüyorum. Sabahleyin gidiyor, namazını kılıyor. Namazını kıldıktan sonra çok borçlanmış, bankalara borçlanmış. Ödenebilecek bir durum değil. Ve ne yazık ki bedenine son vermiş. Ya ben 2 yıl önce, yani bunlar neye inanıyorlar, hangi dine, imana inanıyorlar gerçekten şaşırıyorum. 2 yıl önce şeye gittim ben, Kapalı Çarşı'ya. Kapalı Çarşı hayatımızda hepimizin bildiği, Kapalı Çarşı'da dükkan devirleri kulaktan kulağa olur. Yani işte ya orada bir komşuna söylersin, olur ya bir alttan devir mevir olur mu bir dükkan alayım. Şimdi dükkanların %30'u 40'ı ne yazık ki boş. Ve o dönemde gittim, oradaki o dükkanların boşluğunu gördüm ve şeyle paylaştık, kamuoyuyla paylaştık. Yandaş medya, aman yandım. Ya kardeşim bak, 2 tane insan intihar etmiş Kapalı Çarşı'da. Ekonomik nedenlerle intihar etmiş. Dükkanı kapanmış, o yandaş medya manşetlerde bir görmeniz lazım. Bir gazetenin manşetinde şöyle bir şey olabilir mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nde gömlek krizi. Allah Allah ya, bir okuyan böyle, yani gazetecilik tekniği de yok. Bir Sayın Genel Başkanımızın yıllar önce bir gömleği vardı ya tartışma. İki benim gömleğim. Benim gömleğim, ya kardeşim benim gömleğim, ben insanları intihar etmiş ya, buraya bakın. Benim gömleğimin fiyatı sizin için ilgilendirir? Kaldı ki benim gömleğim fiyatı da faturasını da paylaştım yani utanarak, bu kadar rezillik olabilir mi? Şimdi ondan sonra da diyorlar ki ya Gürsel Tekin işte sen falan yıllarda şöyle demiştin de basına, medya. Halbuki hiçbir gazetenin televizyon ismini vermeyerek şunu söyledim. Yayınımda da var İzmir'de. Dedim ki yolsuzluğa, bak yolsuzluğa ve arsızlığa bulaşmış. Kardeşim hiçbir şeyin ismini al. Mesela ertesi gün Allah Allah, acaba Tele1 üstüne alınmış? Hayır, alınmamış. Cumhuriyet üstüne alınmamış, Hürriyet üstüne alınmamış, efendime söyleyeyim Sözcü üstüne alınmamış, 5 gazete üstüne alınmış. Kardeşim ben sizin isminizi söylememiştim. Nereden kendinizi biliyorsunuz yani?
Bu şeye benziyor. Ha? Gürsel Bey, ben şey yapayım. Bu Süleyman Bey dedi ya, bir siyasetçi mafyadan para alıyor diye. Mesela hangi partiden olduğunu kimse sormadı. Tabii, evet. Ama herkes anladı yani. Hayır, kimse sormadı, adını merak etti. Yani bu da sizinki de biraz paralelize ederse. Evet yani, şimdi böyle bir durum. Şimdi durum böyle olunca gerçekten çok büyük bir sefalet var. Hani biraz önce... Ben AKP'liler ne diyor dedim ama siz sonuçta tüm topluma yayılmış... Bütün AKP'lilerin... AKP'lilerin de olduğu ve pek çok... Muhtarlar işte, AKP'li muhtarlar ya kardeşim. Evet. Şey yani yarın bugün arayın, herhangi bir muhtarı arayın. Kardeşim sizin mahallede vaziyet nedir, durum nedir derseniz çok net olarak söyleyebilir. İkincisi, en önemlisi, ben 5-6 yıldır ilgilendiğim için özellikle son 1 yıldır herkes çok merak sardı. Göçmenler ve mültecilerle ilgili. 2014 yılında bak büyük bir sorun olacak, büyük bir sıkıntı olacak. Bu sıkıntıyı bugün önleyemezseniz ciddi bir sosyolojik sorunla karşı karşıya kalırız. Mesela hamalya pazarları var biliyorsunuz, bu hamalya pazarlarına gittiğinizde. Hamalya pazarlarında bizim işte Anadolu'dan göç etmiş gelmiş insanlar, doğal olarak herkes işte Karslar bir yerde, Sivaslar bir yerde, Trabzonlar, Giresunlar falan. Şimdi onlar yok. Tamamen şeyin eline geçti. İşte Afganlar, Suriyelilerin eline geçti. Çünkü o daha ucuz iş gücü. Çalıştığı zaman da bir iş cinayetinde hiçbir sorumluluk da hissetmiyor. Saat şey yok. İnsanlar bu olunca da ciddi bir sıkıntı var şu anda. Büyük bir kavgalar var, sıkıntılar var. Yani bunları böyle bir görmemezlikten gelebilirler. İki fotoğrafla durumu izah edin. AK Parti'nin en çok güçlü olduğu bir tanesi Ankara İskitler Pazarı. Pazar günü kuruluyor. Ve orada da çok büyük oy alıyor. Kale olarak saydığımız yer. Oraya ben rica ediyorum. Tele1 kamerası bu pazar gidip oraya bakabilir. Yemin olsun, oraya gittiğinizde kendinizi Afganistan'da, Pakistan'da hissedersiniz. Sefaletin hangi boyutta olduğunu görebilirsiniz. İkincisi, bit pazarları biliyorsunuz, uzun yıllardır bit pazarların işlevini bilen insanlar bilir. Tuzla'da yine AK Parti'nin en çok oy aldığı yer. Tuzla'ya gittim. Tuzla'daki o fotoğrafı, sefaleti gördüğünüzde Türkiye'nin hangi boyutta olduğunu çok net olarak görebilirsiniz. Çünkü her iki bölgede AK Parti'nin kalesi, AK Parti'nin seçmenlerinin gittiği yerdir. Evet. Melda Hanım, Merkez Bankası'nın kararı böyle ekonomik artık nedir o? Nedenler bulmakta zorlandığımız için işte siyasi yorumlar daha çok geliyor. Haliyle bunun vatandaşa yansıması, ben hani yine akılla, eğer bu kadar döviz yükselecek ve sefalet artacaksa, Gürsel Bey'in çizdiği sefalet tablosu artacaksa, bir iktidar nasıl bunu yapar diye merak ediyorum. Yani göz göre göre nasıl yapar? Kasıt da var. Yani biri isteye yapıyor aslında. Yani onların demeyeyim, yani tek adam. Onun tahayyülündeki ülke modelinde aslında hani yoksulluğu bitirmek yok. Ya 3Y diye geldiler ama asıl hedefleri yoksulluğu bitirmek değildi, yoksulluğu yönetmekti. Şu an yoksulluğu işte çeşitli sosyal yardımlarla, şunlarla bunlarla yöneterek kendilerine bağlı bir topluluk yaratmaya çalışıyorlar. Bir taraftan da sermayeyi güçlendiriyorlar. Yani sonuçta doları olanlar, dövizi olanlar buradan kazançla çıkanlar. TÜSİAD da bu hafta yaptığı açıklama dikkat çekiciydi. Evet, yani bir taraf... TÜSİAD sonuçta sanayici. Bakın Türkiye'de korunmayan bir kesim de aslında sanayiciler. Türkiye bugün ekonomisi inşaata... Türkiye Odalar inşaata, Birliği Başkanı açıklama yaptı. O da yaptı, inşaata bağladı. Biliyorsunuz bu iktidarın esas ekonomi modeli inşaat üzerine. Bugün yapılan beton. Bütün... Evet, yani enerji... HES'ler, termikler, yollar, köprüler, camiler, hastaneler, okulların tek manası inşaattır. Onun için büyük inşaat şirketlerine verilir ve bu inşaatla aslında bir şekilde bir saadet zinciri kuruldu. Yani parti inşaat şirketlerine ihale verdi. Onlar aldıkları ihalelerle medyayı desteklediler, reklam verdiler. Onlar medyada AKP'yi destekledi. Böyle bir üçgenle büyüdüler. Bu tam da onların istedikleri model. Onun için hani bir arkasında bir aynen vekilimin dediği bir beceriksizlik, bir yönetememe yok. Tam da yönetme var aslında. Kendilerine uygun bir... bir iktidar seçime giderken niye bunu yapar? Hani delirmiş midir? Bunun tersi yok. Yani yol artık böyle gidiyor orada. Bunu tersine döndüremez. Çünkü onun bütün
modeli bunun üzerine kurulmuş vaziyette. Yani yoksulluğu ortadan kaldıramaz. Yoksulluğu ortadan kaldırmak için bambaşka bir harcama modeli çıkartması gerekiyor. Şimdi baktığınızda bütçe rakamlarında yine aynı. Diyanetin bütçesi yükseltiliyor. Eğitim bütçesi yüksekmiş gibi görünüyor ama eğitime çok büyük bütçe lazım. Yani bugün baktığınızda zaten işte bütçedeki durumu hemen ilgili sendikalar tak diye analiz etti. Eğitim bütçesinin içerisinde pandeminin yarattığı travma hiçbir şekilde yok. Yani yeni öğretmen atamalarına uygun bütçe değil, okulların işte daha ferah olmasına dönük bütçe değil. EBA'nın düzeltilmesi hiçbiri değil. Şimdi tüm bunlara bakıldığında aslında modellerini düzgün bir şekilde uyguluyorlar ama tabii para azalıyor doğal olarak. Yani sıkışma biraz ondan. Şimdi nereden para buluruz? Bir şekilde yollarını arıyorlar, satmaya çalışıyorlar. Şimdi Merkez Bankası meselesinde hani başkanların değişmesi, yani liyakattan bahsediyoruz da liyakat da şöyle yani şahsıma layık olsun. Yani ekonomiye layık olması gerekmiyor. Hani liyakatın da ülkeyi yöneten kişiye layıksa o Merkez Bankası başkanı kalabiliyor. Şeyi çok iyi hatırlıyorum. Acaba hangi Merkez Bankası başkanı için söylediğini tam olarak hatırlamıyorum. Çok değişti ama şu cümlesi çok enteresandır Cumhurbaşkanı. Tamam bağımsız olsunlar. Bağımsız olmak istiyorlarmış bize karşı ama siz kime bağımlısınız onu bir söyleyin demişti. Şimdi öyle bir... Bizi dinlemiyor. Ha, ya öyle bir kelime oyunlarıyla işi şey yapıyorlar ki yani tamam bağımsızlar da kime bağımlı? Şimdi kime bağımlısınız öyle tehditkar bir laf ki. Hele ki böyle pat diye FETÖ torbasına, pat diye bilmem ne torbasına atıldığınız bir dönemde kime bağımlısınız? Ya da işte dış güçler Soros'cu gibi tanımlamaların yapıldığı bir ortamda. İnanılmaz bir şey. Şimdi bakıyorsunuz yani tüm bu şeyde gri liste. Şimdi gri listeye girebilmeniz için her şey var ortada. Şeffaflık yok. Yani gri zaten ülke gri. Şimdi baktığınızda niye yapıldığı belli değil. Ülke gri zaten yani. Sayıştay raporu doğru düz çıkmaz. Bu işte dolar niye artıyor anlamazsınız. F-35'ler konusu ne olmuştur böyle bir muamma. Bir sürü yani şimdi ülkenin mafyası yurt dışından sürekli bir şeyler yiyin. Yalanlama var mı? Yok. Hiç yalanlama yok. İşte 10 bin dolar alan milletvekilleri, işte eski başbakanın oğlunun peynir ihracatları bir şeyleri falan. Çökülen marinalar, oteller vesaire. Bunlar, bunları biz kendi içimizde laylo işte yok video söyledi, tweet attığıyla geçiştiriyoruz ama dünya izliyor. Yani bu hepsinin burada raportörleri var, hepsinin burada insanları var. Ne diyor? Yani gri liste nasıl oluyor işte? Ne demiş? Kara para. Uyuşturucu, rüşvet. Yani ülkeye giren çıkan paranın durumu belli değil. Bu arada evet. Halkbank da geldi. Şimdi tüm bunların içerisinde mutlaka bir suni gündem yaratmak zorundalar. O yüzden bu büyükelçiler meselesi üzerinde biraz daha tepinecekler. Ha bir de şu var mesela. O kadar muğlak ki Çiğdem Toker'in köşesinde okudum galiba. Erhan Ustabey üzerine gitmiş özellikle. 160 milyar fazla harcama. 2021 bütçesinden. Ya bu neye göre? Kime göre? Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe yapıyor. Belli bir bütçe yapılıyor işte. 10 lira. Aa birdenbire işte 10, 3 lira nereden çıktı? Yani sormadan etmeden bir bütçe aşımı var. Tüm bunların olduğu yerde yani gri liste biz zaten bir gri ülkenin içerisinde yaşıyoruz. Biz odağımızı kaybetmiş vaziyetteyiz. Evet ama bu gri listeyi tabii konuşmak lazım. İhtisasen şöyle tabii yani siz şunu neden böyle yapsınlar? Hani bir tercih noktasında değiller. Esasında yaptılar mesela geçtiğimiz yani 2021'in başında sarayda iki tane büyük çıkış yaptılar. Bir, insan hakları konusunda bir reform paketi açıkladılar ve ben evet. Ben oraya gittim. Bakın Türkiye'de ne kadar dini azınlık varsa, dini grup varsa hepsinin temsilcisi de orada olmak üzere çok şaşalı bir insan hakları reform paketi açıkladılar. Ve aşağı yukarı bir ay arayla büyük bir ekonomik reform paketi açıkladılar. Ben de tam işte onu söylüyorum. Yani şöyle bakın Naci Ağbal tercihi bile aslında hani ya biz bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Bunları bir şekilde yoluna koymalıyız çıkışıydı. Yoluna da koyduğumuz kaldı. Evet, öyle değil. Sonra bir yerden sonra
tamamen ip koptu gibi. Şimdi şöyle. Yani bakın, en son Merkez Bankası Başkanı'nın atanması, onun bir süre şöyle mesajlar vermesi, biz enflasyonun altında faiz vermeyeceğiz. Hadi sonra baktı olmadı, çekirdek enflasyonun altında vermeyeceğiz. Ama son iki aydır sanki bambaşka bir şimdi bakın, Şimdi ben maceraya esas mesele, şimdi bunu yapıyor. Fakat bunu uygulamaya koyma imkanları artık yok. Neden yok? Çünkü bu denetim demek. Şimdi mesela İstanbul'da kaç tane şehir hastanesi var? Bilmiyorum. İki tane mi? Bir tane mi? Hiç bilmiyorum. Bir tane var. Bursa'da bir tane var. Türkiye'de 20 tane var. Hiçbir tanesinin Sağlık Bakanlığı'yla kira sözleşmesi yok. Yani bunu ödeme yapıyoruz da. Gürsel Tekin Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu'nun milletvekili. Milletin adına denetleme yetkisini yapan Gürsel Tekin İstanbul Şehir Hastanesi Sağlık Bakanlığı'na kaç liraya kiralanmış bilmiyor. Ben de Bursa'nın bilmiyorum. Osman Gazi Köprüsü'nün sözleşmesi yok. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün sözleşmesi yok. Yani şimdi bunlara yönelik ne yapabilir? Şimdi Naci Ağbal geldi. Bu Merkez Bankası'nın güvenin tesis edilmesi için bir zemine oturmanız lazım, basmanız lazım. 128 milyar dolar ne oldu? Siz şimdi Naci Ağbal olarak ya bununla ilgili efendim bir rapor hazırlayalım dediğinizde ilişkiler kopuyor. Dolayısıyla yani burada bir şey neler yapılıyor çok belli, çok basit. Bakın ben samimiyetle söylüyorum bir akademisyen ve siyasetçi olarak. Türkiye'de bu siyasal iklim değişti. Adalet ve liyakatın kapı kuleden girdiğine inansın insanlarımız bir ay içerisinde. Türkiye'nin ekonomik şartları siyah ve beyaz gibi değişir. Bak bunu bir iktisatçı olarak söylüyorum. Çok net ifade ediyorum. Biz bir ayda, bir haftada, bir ayda uzay üssü kuramayız ama adaleti geldiğine ikna edebiliriz. Ben şimdi bir örnek vereyim. Almanya'ya gittim ben. Eşimin bir akrabasının düğünü için. Tuna Han isimli bir damat adayı. Takıldım ya evleniyorsun da ne iş yapacaksın sen dedim. Dedi ki İsmail amca ben dedi savcı olacağım dedi. Hadi dedim ha sen Almanya'da kim savcı yapsın? Hem Türksün hem Müslümansın. Döndü bana dedi ki ya ne demek İsmail amca dedi ya. Ben bütün imtihanları başarıyla verdim dedi. Ve Tuna Han hakim olmuş. Şimdi Almanya'nın bizim evladımıza tanıdığını biz kendi çocuklarımıza bugün tanıyamıyoruz. Okul birincisi olmuş, imtihanı geçmiş olmakla savcı hakim olma arasında bir ilişkiyi koparmışız biz. Şimdi böyle bir süreç içerisinde o zaman baktığımızda bunun karşılığını ne görüyoruz? Gençlerin %72'si biraz önce intihar içerisindeki gibi ekonomik %72 diyor ben bu ülkeden dışında çıkmak istiyorum. Bunun ekonomik yani sadece gelirle alakası yok. Genç İfade özgürlüğüne ihtiyacı var, yaşama ihtiyacı var. Bu dünyayı anlama ve okuma ve bunu ifade etme ihtiyacı var. Şimdi aynı Merkez Bankası'nda yani onu nasıl böyle görüyorsak bu güveni o zaman dövizde 9.60 lira olarak görüyoruz. Yani burada Merkez Bankası'nın kapılarını kapatsaydık döviz bugün 7 liraydı. O nedenle Türkiye'deki temel zemin artık çalışmıyor. Yani Türkiye'de araba oraya çarptı. FETÖ süreciyle buraya çarptı. Şu süreciyle buraya çarptı. Ve bugün gitmiyor. Enerjimiz aynen batmış. Tekerleri dönen bir araç gibi enerjimizi harcıyoruz. Benzinimizi harcıyoruz. İçindeki insanımızı yapıyoruz. Ama bir mesafe alamıyoruz. Ama Türkiye bu değil. Bakın bugün 720 milyar dolar milli gelir var. Biz ne zaman bir Türkiye güçlü oluruz? 720 milyar dolarlık İstanbul'u konuşursak. Hatta İstanbul için bile az bir rakam. 700 milyar 20 milyar dolar Bursa'yı konuşursak, 700 milyar 20 milyar dolar bir firmayı konuşursak biz Türkiye'ye yakışan bir rakam konuşmuş oluruz. Şimdi hala bugün yani bu artık ilk ona ekonomiye yürüyoruz diye açıklaması var Sayın Erdoğan. Bugün de açıkladı. Elbette ki. Ya şöyle yani biz ama 22. olacak. Bakın 17 ile teslim ettiğimiz Türkiye'yi 20.deyiz. 17.lik kaç para biliyor musunuz Murat Bey? 1.1 trilyon dolar. Yani ben 700 milyar dolarıma %50 arttırırsam eski yerime geleceğim. Yani bunları
zeminsiz bir efsane gibi. Hani ben yalan beyan demek istemiyorum, yani Cumhurbaşkanlığı makamı da var aynı zamanda, bunları uygulamak istemiyorum ama orada temiz Anadolu insanını veya seçmenini bu tür şeylerle bir algı yaratmadan bunlar son derece... Ne, evet, Türkiye ilk ona girer. Bakın biraz önce söylediğim TÜSİAD'ın raporu var. 20 yılda diyor. Gayret edelim 15 yılda 30 bin dolara geliriz biz. Fert başına milli gelir 15 yılda, ama kalkınmanın bismillahı hukukun üstündü. Ama yolsuzluk olmuyor. Evet. Bakın kalkınmanın bismillahı hukukun üstünlüğü, kalkınmanın bismillahı. Buradan başlamak lazım. Bu çalışma da oradan başlamış. Bunun dışında hiçbir yol doğru yere çıkmaz. Evet. Bu en son sunulan TÜSİAD çıkışının arkasındaki rapor değil mi? Ya burada ya bununla ilgili bizim de çok çalışmalarımız var. Burada bilinmeyen bir şey yok. İşi hukukun üstünlüğün üzerine inşa etmek zorundasınız. Yani siz şimdi bu şehirde yarın sabahleyin İstanbul'da ayağınızı sokağa attığınızda niçin Paris'teki Pierre kadar devletinize ve hukukunuza güvenmeyesiniz ya? Bunun önünde ne engel var? Ama bugün bir AK Parti il başkanıyla bir problemi olan birisi bir dava için yargıya gitme konusunda cesaretli olabilir mi? Çok açık bir şey söylüyorum. Olabilir mi? Olur mu, soru soracaksın. Şimdi şu hayır anda... Hayır, Gürsel Bey değil, sıradan vatandaş. Gürsel Bey'in başını soracaksınız. Devlet memurlarıyla ilgili çıkışı da, çünkü tam buraya ekleyelim. Yani vatandaşı anladık. Onunla devleti, ilgili ben hani söyleyeyim baştan. Ya bu bir hukuka çağrıdır ya. Evet. Ha. Hukuka uyum şimdi, çağrısı yani. Bunun bir somut örneğini söylüyorum ben. İlk kez Sayıştay 2018-2019'da muhteşem bir çalışma yaptı. Buna CHP belediyeleri dahildir, iktidar, bakanlıklar ve ben uzun yıllardır, 10 yıldır Ankara'dayım. İlk kez böyle bir çalışma gördüm ve o Sayıştay Başkan Vekili yardımcıları da kutluyorum. Sadece İstanbul'da, bakın İstanbul'da 40 milyar dolar, 40 milyar dolar bir imar yolsuzluğunu tespit ettiler. Bunu ben etmedim kardeşim, rapor orada, devletin raporu. 40 milyar dolar. 40 milyar dolar. 40 milyar dolardan bahsediyor. Bu sadece 37 projeden kaynaklı. Ve normalde bu Sayıştay Başkan Vekilinin baş tacı edilmesi lazım. Ya mesela ortalama batı standartlarında bir ülkede olsa kesinlikle bunu bakan yaparlar. Ne oldu adam? Ya en azından 5 maaşlı makama bunu getirirler. Görevinde el çektirildi. Yolsuzluk bu. Tabii. Bakın. Ya da usulsüzlük. Şu anda bizim yaşadığımız mesele ne biliyor musunuz? Bir güven bunalımı. Para var, işte 240 milyar dolar kendi sermayedarlarımızın paraları var. İki, şu anda dünya ölçeğine baktığınızda batı standartlarında yatırıma en avantajlı tek ülke var, o da Türkiye. Su parasına. Her ne kadar bizim zaman zaman bizim medyamızda takıldı. Mesela AK Parti'nin kendi televizyonu Bayram değil, Seyran değil, efendim gittiler Esenyurt'ta bir haber yaptılar. Evet, kiralık yer bulunmuyor. Allah Allah, ulan hiç milletin derdiyle, kederiyle siz ilgilenmezken nereden çıktı? Buna biz de takıldık. Vay kardeşim, kiralar yükseldi, şöyle oldu, böyle oldu. Çünkü beton lobisi betonu satamıyor. Betonu satmanın tekniğini buldular. Ya mesela ben işte 40 yıldır İstanbul'dayım. Hayatımda ben İstanbul'a geldiğim günden itibaren, hatta İstanbul'un 60 yıl öncesi, vallahi 120 dolara, 130 dolara kiralık ev, adamı döverler. Ne demek 130 dolar? Şimdi 100 dolar ev kiralıyorsunuz. Paranız pul olmuş kardeşim. Dolar yükselmemiş. Paranız pul olmuş. Şimdi durum böyle olunca bir güven. İki, Sayın Genel Başkanımıza diyorlar. Kamu çalışanlığı kendisini güvenden hissedecek kardeşim. Onun bir tek rehberi var. Onun rehberi yasasıdır, anayasasıdır. Sayıştay Başkan Vekili eğer güçlendirilebilseydi önümüzdeki yıllarda, yani 2019'un 2020'nin raporlarında yıl sonunda bütçe atıyorum 120 milyar açık vermişse belki 40 verecekti, 30 verecekti. Eğer bir ülkede, Muratçığım, bir ülkede yolsuzluk varsa o ülkede yoksulluktan kurtulamazsınız kardeşim. İsterseniz milli geliriniz 60 bin dolar da olsun. Bugün Batı'da demokrasinin tek standardı var.
Hani biz böyle sandık mandık diyoruz ya, işte sandığı herkes koyuyor. Nijerya'da sandığı koydu canım. Sandığı koymayan ülke mi var? Ödediğiniz vergilerin hesabını sorabiliyorsanız ülkenizde demokrasi var. Ya şimdi kardeşim biz vergi ödüyoruz. Vatandaş vergi ödüyor. Ya kardeşim bu vergileri nereye harcadınız? Şimdi bankada, Merkez Bankası'nda para satmışsınız. Olabilir. Devlet ihtiyaç duyar, bunu satabilir. 94 yılında bir sorun yaşandı. Sayın Başkanım siz de bilirsiniz. O dönem muhalefet dair, işte bugün kendisini o dönemin siyasi partinin devamı olarak tarif eden Erdoğan'ın takımı da evet kardeşim bu ne oldu, bu bankalar kim aldı falan filan. Dönem Merkez Bankası çıktı, tane tane açıkladı. Ne kadar satmış, kaça satmış, nereye satmış. İki, 2001 yılında Sayın Erdoğan sabahtan akşama kadar partiyi de yeni kurmuşlardı. Biz muhalefet olarak da bunları unuttuğumuz için hatırlatmıyoruz. 4 milyar doları hangi çete aldı? Kime sattınız? Bilmem ne ettiniz falan. Dönem Merkez Bankası çıktı, dur dedi, açıklama yaptı. Açıklama yaparken tabii kayıtlarda olduğu için biraz önce dedim ya devlet, biz kayıt devletiyiz. Kendisinin de 60 bin doları varmış, o dönem bozmuş. Kendisinin de 60 dolarını bozduğu için 11 ayda ceza yedi. Yani 1940'larda bunun bir örneği var. Yine altınla ilgili bir sıkıntı. Ben bunu hiç hatırlamadım. Kaan Erçel. Hayır, tamam. Onu tabii, Merkez Bankası, evet, Bankası Başkanı'nı söylüyor. Başkan, evet evet. Ben de Sayın Erdoğan'ın 60 bin doları var dedim. Ya yok arada canım gitmiş. 60 bin dolar ne? Çekirdek parası vardı. 60 bin dolar. O zaman yüzük vardı, sadece bir şey yoktu. Şimdi durum böyle olunca. Şimdi mesela hadi 128 milyar dolar çok uzun bir hikaye olur. Yani uğraş bilmem ne falan. Çok basit bir soru sorduk. Dedik ki ya Naci Ağbal Merkez Bankası Başkanı. Yine 850'lerde. 850'lerde bir piyasaya güven verdi çünkü. Güven verince parça 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 7.15'te kapattı. Evet. 7.15'te akşam kapattı. Saat 9'da Naci Ağbal görevde alınacak denilince oldu 8.60. Şimdi 7.15'te 8.60 arasında alımlar ve satımlar olmuş. Bak, ne gariptir mesela Merkez Bankası'nın günlük işlemlerine bakıyorsunuz. 40 milyon dolar, 30 milyon, 50, 60, hiç 70 milyon dolar olmamış son bir ayda. Ama son iki güne bakıyorsun 1 milyar dolar para satın alınmış ve gece satılmış. Ya şimdi bunu sormak benim hakkım değil mi kardeş? Kim aldı, kaça aldı ben bilmek istiyorum. Aynı şey. Hayır, bunları sormayacaksınız ve bilmeyeceğiz. Bir şey daha anlatayım, bitireyim. Yalova'da iki karar var. Ya Allah'tan korkmuyor musunuz kardeşim? Bu nasıl bir ülkedir ya? Ya ben sizin meslektaşlarınızı yarın çocuklarına nasıl hesap verecekler? Yani utanmıyorlar mı ya? 12 Eylül dönemindeki yöneticiler çocukları soyadlarını değiştirdiler ya. Sizin çocuklarınız nasıl kendi soyadlarını değiştirebilir? İki karar var. Kararın bir tanesi bizim belediye başkanımızla ilgili. Belediye başkanı orada bir zimmetine para geçirdiği için kendisi ihbar ediyor ama belediye başkanı görevde alınıyor. Yerine kayyum atanıyor. İkinci bir karar var. İkinci bir karar, yani belediye başkanının ihbarı değil, Sayıştay'ın orada bir belediye ile ilgili tespit etmiş olduğu yolsuzluklar mahkemede ona beraat veriyor. İşte o zaman diyorsunuz ki kardeşim efendim ne varmış? Hangi belge var diyor. Ulan belge mi yok ya? Size 1 milyon belge daha anlatabiliriz. Bir belge daha söyleyeyim ve bitireyim. İstanbul Belediyesi Kiptaş Fatih'te bir yer alacak. Evet. Alabilir. Yani o da sonuçta inşaat şirketi. Cuma günü görüşmeler yapılıyor. Cuma günü 12 milyon dolara alması gereken yeri pazartesi günü biri gidiyor oradan satın alıyor. Çünkü Kiptaş diyor ki bak biz buradan bunu alacağız. Sen git bunu satın al. 12 milyon dolara gidiyor kendisi satın alıyor. Cuma bak cuma pazartesi günü. Sadece cumartesi pazar geçiyor. Pazartesi günü Kiptaş burayı alıyor. 100-120 milyon dolar bu rant elde ediyor. Ya arkadaş bunun adı yolsuzluk değil nedir ya? Bunun Türkçesi ne mesela? Mesela bununla ilgili belediyemizi ihbar etmiş, soruşturma açılmıyor. Hayır. Soruşturma izni vermiyor. Ya kardeşim neye soruşturma izni vereceksiniz? Hüseyin Bey, yani şöyle lafınızı kesiyorum.
yolsuzluk veya değil ama yargıya taşıyalım görelim hep beraber. Elbette belki adam haklıdır ya, bir izah edecek kendisini. Bağımsız savunmak yargıya bunu. Hayır siz onların elindeki yargıya taşıyalım. Hayır işte bağımsız hadi. Yargıya bile taşımıyorlar. Ya onların söyleyeyim. Elindeki ya yargıya bağımsız taşıyalım. Derken zaten hani onların bağımsız dediği yargıya taşımıyorlar. Yoksa yani bir siyasi liderin kamu yöneticilerini anayasa maddesini hatırlatması iktidarı rahatsız etmez ki, hiçbir iktidar rahatsız etmemesi lazım yani. Şimdi mesela çıksa bizim belediyelerimizle ilgili yasaları bir hatırlatsa biz ona cevap vermeyiz. Adam haklıdır kardeşim, hatırlat. Şimdi soyadı değiştirince deyince Rıza Sarraf tabii evet, anda aklıma geldi. O da soyadını değiştirdi yine ama hep bayağı her şeyini değiştirmiş. Zarraf, Sarraf, Kuyumcu diye böyle Goldsmith, gidiyor. Goldsmith, Aaron Goldsmith ismi olmuş. O tabii Amerika'da. Ya Zarraf dedin de bir şey daha anlatayım yani, hemen kısa keseyim. Biliyorsunuz o 17 Aralık 25 Aralık hikayesinde işte milli kahramanımız Reza Bey ekranlara da çıktı. Arkada da Türk bayrağı yani tabii. Amerika'da iki nota verdik Rıza Sarraf için bu arada. Evet onu tabii da o da ayrı bir şey. Bu tabii bir telefonlar tapeler düştü. Haklı olarak fırça atıyor çalışanına. Diyor kardeşim ne oldu diyor. Ya diyor vallahi bakan işte şey yaptı hallettik ama memur Teoman'a geçemiyoruz. Bir memur Teoman'ı bu ülke baş tacı edememişse hiç kimse kusuruma bakmasın kardeşim. Şimdi ben iki partiden, İYİ Parti ve CHP'den size döneyim. Hem biraz muhalefeti de şey yapalım, konuşalım. Yani muhalefet ne yapıyor ben bu arada? Ya ülkenin hali buysa bu muhalefet ne yapıyor diye size sorayım. Şimdi bu memur çıkışı, tabii CHP Genel Başkanı'nın son dönemde iki çıkışı çok tartışıldı. Bir bu siyasi cinayetlerle ilgili çıkışı. Orada iktidar çok kızdı. Sonra memurlarla ilgili sözünün de Cumhurbaşkanı çok kızdırdığını gördük. Evet. Çünkü her seferinde yanıt veriyor ve hep bunu bir tehdit olarak değerlendiriyor. Evet. Bugün oyuna gelmeyin dedi. Evet. Yani Kılıçdaroğlu nasıl bir oyuna çağırdı memurları onu bilmiyorum ama biraz bu Türkiye'nin gündemine baktığımızda muhalefetin gündemi ele alışı, vatandaşa ulaşması, sizin o konudaki değerlendirmelerinizi ve belki buradan soracağınız sorular varsa onları da almak isterim. Tabii. İkisi de çok önemli çıkışlar. Memurla ilgili olan tabii yani sonuçta Kılıçdaroğlu'nun ne dediği çok belli. Hukuka uygun, anayasaya uygun davranmaya çağırdı. Şimdi buna çağırmak kadar mantıklı bir şey olamaz. Son derece doğrudur. Şimdi karşı tarafın bundan gocunması enteresan. Yani buna tepki gösteren. Demek ki siz hukuk dışı bir tavır içerisindesiniz ki buna tepki gösteriyorsunuz. Bir de oyuna gelmeyin diyor. Yani dediğini yapmayın diyor. Şimdi bu belki Cumhurbaşkanı'nın çok beklemediği bir şeydi. Yani buna doğru cevap verme anlamında çok çalışmamışlar bence. Çünkü şu çok rahat denebilirdi. Sen kime söylüyorsun Kılıçdaroğlu, öyle bir şey yok. Sen git kendine bak ya da onu yap. Ya bak, buna tamamen ters köşeye yatırma tarzı bir cevap. Ama birdenbire bir savunmaya geçtiler. Böyle bir sürekli olarak işte bunun üzerinden benim memurum gibi, benim memurum senin talimatlarını dinlemez gibi laflar söylenmeye başlandı. Burada rahatsız oldu iktidar. O belli. Bence doğru bir şey yaptı. Siyasi cinayetler meselesi de enteresan. Koray Aydın'ın da anladığım kadarıyla bu konuyla ilgili bir açıklaması oldu. O da enteresan ama mesela benim siyasi cinayet deyince sizin aklınıza son dönemde ne geliyor? Benim aklıma ilk gelen şu Ceylan Pınar'da öldürülen iki tane polis geliyor. Hatırlar mısınız? Barış tabii, sürecini tabii. Bitiren olaydır. Yeni barış fotoğraflar süreci, geldi Amerika'da. Barış sürecinin bitmesinin sebebi, bitmesine neden olan iki tane polisin öldürülmesiydi. Daha sonra işte benim iki polisim dedi. O kanlı yazı hatırlıyoruz. Yani çok 2015 yazı son derece ağır geçti. Ardından seçimler yenilendi falan. O davada o dava faili meçhul kaldı. Hani diyorlar ya bizim dönemimizde hiç faili meçhul yoktu. O dava faili meçhul kaldı. O davada takipsizlik var. O davada beraat var. Onun için yani benim siyasi cinayet dendiğinde ilk aklıma gelenlerden biri o maalesef. Ama tabii hani tartışıldı, konuşuldu. Umuyoruz MİT'i, İçişleri Bakanlığı bunun tedbirlerini alıyor olsunlar. Aslında orada şimdi, biraz daha bu 7 Haziran 1 Kasım seçim dönemine gönderme var. Çünkü Türkiye'de iktidar gidiyor ve zaten gidişatı gördüğü için. Zaten benim de söylediğim örnek tam o dönemdedir yani. Evet. Tam o döneme tekabül eder. Ama bunun dışında hani muhalefet olarak ne yapıyor deniyorsun. Muhalefet bence son dönemde gündemi belirleyici hale geldi.
Evet, arada bir böyle yabancı büyükelçilerin gündeme oturmaları gibi şeyler söz konusu olabiliyor. Bunlar çok zorlayan konular. Muhalefeti de zorlayan konular. Mesela belki gündemimizde vardı ama konuşamadık. Tezkere meselesi. Evet. Gündemi zorlayan konular, muhalefeti zorlayan konular. Onu soracağım biraz sonra. Evet, mutlaka. Evet, onu da konuşmak gerekiyor. Ama ben gördüğüm kadarıyla bir süredir iktidar muhalefetin peşine takılmak zorunda kalıyorlar gündem konusunda. Onun dışında ben aslında deminki birkaç konuyla ilgili bir iki bir şey söylemek istiyordum. Ya şu az önce sevgili başkanım Gürsel Tekin, benim eski başkanım aynı zamanda, il başkanım da benim, başkanım diyorum kendisine. Hani çeşitli esnaf ziyaretleri de durumu anlattı. Ben bizzat kendi alışverişini kendi yapan biriyim. Pazara da giderim, işte çarşıya da giderim. İnanın ben net gözümle fiyat artışını görebiliyorum. O kadar net görebiliyorum ki pazara mesela geçen sene ile bu sene arasında %100 fark var. Kesin. İnanılmaz bir şey. Yani gidiyoruz, işte annemle giderim, babamla giderim, onları götürürüm. Hayır, Cumhurbaşkanı yani, zaten ben şöyle düşündüm. Ben bu en son bu kurlardaki yükseliş ve Türk lirasının değer kaybında Cumhurbaşkanı'nın son alışverişinin etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü fiyatları gayet makul bulduğu için biraz daha yükseltilebilirmiş oluyor. Ama biraz ben daha yükseltilebilir, bir şey olmaz dedi. Ya pazara gittiğinizde mesela işte bir yerde hani toplu fiyat verirler ya. Abla işte şu kadarı 5 lira, bu kadarı 5 lira, hani şu kadarı 5 lira. O 10 oldu. Bir senede 10 oldu. Salatalık, abla şu kadarı 5 liraydı, şu kadarı 10 lira oldu. İşte 3 mısır, 6 mısır 5 liraydı, 6 mısır 10 lira oldu. Şimdi bunu o kadar gözünüzle görüyorsunuz ki, o kadar net görüyorsunuz ki, yani bunun tanığıyım. Ha bu baktığınızda mikroekonomide bir şey. Şimdi yani ya Frankfurt kitap fuarına fon ayıramıyor bu ülke. İlk defa tarihinde Sayın Türkiye... Sayın Başkanım bir şey anlatayım. Frankfurt lahana kitap bildiğimiz fuarı... lahana var ya, Anadolu'da çok kolay yetiştiği için lahananın önemli kısmını da keçilere verirlerdi. Şimdi pazara gidin, lahana 5 parçaya bölünüyor, öyle satılıyor. Tabii. Gramla satılıyor. Görüyoruz, ağlayan insanları görüyoruz. Ya bakın bu kitap meselesi. Yani Kültür Bakanlığı, koskoca Kültür Bakanlığı... Senelerdir gittiğimiz, işte 70 ülkenin katıldığı Frankfurt Kitap Fuarı'na bu sene katılamıyor. Evet. Ya yani bu... Külfetli işte. Yani biz ne kadar büyük devlet olursak olalım, bir uluslararası kitap fuarından çekiliyorsak, ona fon ayıramıyorsak, ona bütçe ayıramıyorsak yapacak bir şey yok. Dün işte tweet atmışlardı, gördüm. Ciddi euro dolayısıyla kağıda ciddi zam var. Yani... 100 sayfalık bir kitap artık yılbaşında 30 lira olur. Alacağınız kitapları şimdiden alın diye gençler aralarında yazışıyorlar. Biraz yani, bir konuşalım. Bu kara kış çünkü gerçekten kara kış. Yani her sektörde çok ciddi yani, kriz yaşayacağız. Yani salatalıktan kitaba, ev kirasından. Evet, ev kiraları farklı ama ben hani şunu biliyorum. Öğrenciler bir araya gelerek bir ev tutabiliyorlar. Ha, birkaç aile işte 500 lira veriyor, 1000 lira veriyor. Öğrenci ama... Bir araya evlenen, gitmemiz lazım. Tabii. Bir araya gitmemiz lazım. Tabii. Siz sözünüzü toparlarsanız. Tabii toplarım. Yani sonuçta kiradan, salatalığa... Biraz çözümü konuşalım üçüncü bölümde. Evet. Üçüncü bölümde fena. Çözümü konuşalım. Ama evet. Suriye krizini de konuşalım. Belki pek bu soru hoşunuza gitmeyebilir, bilmiyorum. Çünkü muhalefet... Siyasetçiyiz. Hoşumuza her türlü soru... Hoşumuza gitmese de... gitmeyen soruları soruyoruz. Yok, zaten öyle soracağım. Gitmese de... Bir cevap vermemiz gerekiyor. Peki çünkü. Cevabı merak ediyorum. Yani biz bu kadar iktidarı eleştirdikten sonra iktidarın dış politikasında Suriye tezkeresinde ona destek olmak ne anlama geliyor? Ama kısa bir aranın ardından. Gündem özel devam ediyor sevgili izleyiciler. Tele 1 ekranlarında biraz da bir ekonominin yarattığı sonuçları konuşuyoruz. Hani buraya nereden geldik, AKP iktidarı neyi hedefliyor diye bulabildiğimiz yanıtlar, bulamadığımız yanıtlar var. Acaba yani reklam arasında bu gidişat daha kapalı bir ülke ve o kapalı ülkede çünkü özellikle büyükelçilerle de ilgili en son yapılan açıklamanın ardından yani bir daha seçim olur mu olmaz mı da tartışıldığını düşünecek olursak Türkiye'yi belki oraya doğru götüren bir sürecin zorlandığını söyleyebilir miyiz? Onu da konuşmak gerekir belki. Sosyal medyada öyle mesajlar ve öyle iddialar var ki 10 büyükelçiden. Özellikle işte Hollanda Büyükelçisi'nin adı verilmiş. Hollanda Büyükelçisi'nin sınır dışı edildiğine dair
bir iddia var. Ben çok gerçekçi bulmadım ama üzerinde konuşuluyor yani. Artık o kadar da değildir diyorum. Ama bir taraftan da acaba olmuş mudur diye bir soru işareti de taşıdım yani. Hani olmamalı diyorsunuz ama bu hani teamüllere aykırı çünkü. O, ama böyle olmuyor. Yani, ya işte yani böyle olmuyor ama. Hayır şöyle olmuyor. Yani tutup işte ben de onu söylüyorum. Ben de onlara gün veriyorum. Ama işte artık sosyal medyada bu iş buralara kadar varmış ve konuşuluyor, tartışılıyor. Ben de bunun böyle olmayacağını biliyorum ama az önce de konuştuk. Acaba hani oraya kadar da gelir miyiz diye düşünüyorum. Şimdi çözümleri biraz konuşalım. Yani bir karanlık tablo tabii çiziyoruz. Ama bu karanlık tablo karşısında vatandaşın herhalde umuda ihtiyacı var. O umudu konuşmak lazım ama ondan önce şu Suriye meselesini bir fasıl geçelim. Yani şimdi Suriye tezkeresi şu anlamda önemli. Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu ekonomik tabloda Türkiye'nin izlediği Suriye politikasının da önemli bir payı var. Oradan gelen 4 milyonu aşan mülteci var ve diğer taraftan oraya ayrılan çok ciddi bir bütçe var. Bir savaş bütçesi var sonuçta. Asker bulunduruyorsunuz ve Cumhurbaşkanı da zaman zaman söylüyor işte orada ne diyor, fındık atmıyoruz filan diyor. Ve şimdi bir yıllık tezkerelerle bugüne geldik. En son iktidar 2 yıllık üstelik. Bu kez diğerlerinden de farklı. Yani siz bir 2022-2023'e kadar uzayacak ve seçim olacaksa hani seçimin sonrasına yani seçim olacak derken zamanda olacaksa eğer 2023 seçim sonrasına da uzayan bir tezkere yetkisi istiyor. Ve Meral Akşener İYİ Parti Genel Başkanı destekleyeceğiz dedi. Ya bu kadar ürkülüyor mu? Bu nedeni şey mi? Hani ya milliyetçi bir söylemin karşısında biz duramayız. Bunu kamuoyuna açıklamakta zorlanırız. O yüzden ne yapalım? İktidarı her alanda eleştiriyoruz ama bu konuda karşısında söyleyecek sözümüz yok mudur? Nedir? Bu özellikle milli savunma alanında ve dış politika alanındaki bu tavrın arkasında yatan neden? Şimdi önce ben bu önce şeyi söyleyeyim. Hani bu olumsuz, karamsar tabloyu yırtacak bir şey söyleyeyim. Yarın Haliç Kültür Merkezi'nde, Kongre Merkezi'nde 4. kuruluş yıl dönümümüzü kutluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Genel Başkan da gelecek. Ederiz. Bütün bizi izleyenleri yarın bekleriz inşallah. Türkiye'de parlamentodaki bir en yeni partinin 4. yılı Millet İttifakı ile beraber bu tablonun değişimi için büyük umut olmuştur ve ondan itibaren de gerçekten Türkiye'de şartlar değişmiştir. 24 Haziran seçimlerinde bakın AK Parti mecliste artık topal ördektir. Burada MHP'nin oyları elleri kalkmayınca burada AK Parti'nin oylarını saymıyorlar. Muhtaç parti haline gelmiştir. İkincisi gerçekten Millet İttifakı'nın mutfağını İYİ Parti ile beraber İYİ Parti Cumhuriyet AK Partisi Türkiye'nin metropollerinden siyasal iktidar alanının temizlenmesini sağlamıştır, geriletmiştir. Bu çok önemlidir. Yani bu dönün bakın 2019 Ocağı'na gerçekten bu tablonun bu kadar geleceğini beklemez. Çok ciddi bir başarı elde edilmiştir. Şimdi sıra Türkiye'deki siyasal iklimin değişimidir. Burada da çok ciddi bir mesafe alınmış. Bakın 2000 esas temel problem büyük. Yani AK Parti'nin 2010'dan beri 2007'den beri büyüterek geldiği sorunların derinleştiren ve yaygınlaştıran yapısal tıkanmaya neden olan temel unsur bu başkanlık sistemi dediğimiz sistemdir. Ve biz tam anlamıyla bir mutabakat içerisinde iyileştirmiş, parlamenter güçlendirmiş adlı Sayın bir şekilde... Sayın Akşener en son milli güvenlik sorumludur dedi başkanımız. Ama işte gerçekten öyle işte. Bütün bu yönetilemeyen, denetlenemeyen güç zaten milli güvenlik sorunudur yani işe anlamında. Bu yönetim anlamında ve bu ruhuna da dar gelmektedir milletin. Fiziken de bir pranga gibi. Türkiye'nin önümüzdeki seçim yapacağı şey bununla ve sistem üzerinden bir tercihi milletin önüne koyacaktır. Biz yani Millet İttifakı olarak buraya gidiyoruz. Şimdi bugün baktığımızda %52 ile bu sistemi bütün demokratik alanların rekabetin daraltılmasına rağmen %52 ile tercih edilmiş bu sistemi bugün destekleme oranı %28. Yani AK Parti MHP oylarının toplamı %38 ama sistem desteği %28. Dolayısıyla AK Parti oy verenlerin de yaklaşık yüzde
%26'sı, MHP oy verenlerin yaklaşık %44'ünden daha fazlası bu sistemin değişiminden yana. Ve Türkiye'nin önündeki birinci derecedeki mesele budur ve bunun değişimiyle ilgili İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu başından itibaren yürüdüğü ve başarılarla taşlandırdığı konu inşallah milletimiz de bu iklimi değiştirerek denetlenebilir bir sisteme geçecektir. Bunun anlamı şudur. Güç saraydan milletin meclisine taşınacaktır. Elbette ki sorunlarımız vardı. Yani 150 yıllık o parlamenter sistemin bir kenara bıraktık attık sorunlarımız vardı. Bu sorunları çözerek güçlendireceğimize diğer güçlü ülkeler gibi her ülkenin sorunu var. Bunları sorunları çözerek güçlendireceğimize biz tam kişiye özel bir sistem yaptık. Ve geldiğimiz nokta da bu. Bir örnekle bunu vurgulayayım. Bakın bugün borsa, her ülkenin borsası onun değerini gösterir. 5 dolarlık borsa 1,5 dolara düştü. Yani biraz önce Gürsel Bey hani su fiyatına dedi ya, gerçekten çöp fiyatına. Türkiye'nin varlığı ve buna rağmen bakın borsada doların buraya gelmesine rağmen bir alıcısı yok. Şimdi Türkiye bu değil, gerçekten bu değil. Türkiye bunun fevkalade üzerinde bir tür. Ve bu inanç hem işvereninde var, hem insanında var, hem bütün ekonomik, hem de yurt dışında var. Ama buradaki sisi kaldırmamız lazım, görmek lazım. Bir ülke nasıl ekonomik olarak, ekonomik sosyal olarak da nasıl görülebilirliğini arttırmak lazım. Şimdi AK Parti, bugünkü Cumhur İttifakı'nın dış politika vizyonu nedir sorusunun bir cevabı var mı? Suriye politik, biraz sonra ben cevaplayayım. Suriye politikada vizyonu nedir? Siyasi hedefi nedir? Yok. Dış politikada vizyonu yok. Peki bu hükümetin, Sayın Erdoğan'ın ekonomide gerçekten rasyonel. Öyle 10. işe gireceğiz 1453, 2071 falan bunlar değil. Gerçekten 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl sonra ayakları yere basan vizyonu nedir? Bu da yok. Dolayısıyla sürüklenen bir devlet, sürüklenerek yürütülen bir devlet var. Buradan çıkışın çok kolay siyasal iklimle beraber. Bakın Türkiye'de siyasal iklim değişsin ve Türkiye'de ekonomik alanında iktisatçı olarak söyleyeyim. Bakın biz inanın bir yıl sonra faizde de biz tek haneli rakamları çok rahat görürüz ve 2 yıl içerisinde %7 enflasyon, %7 faiz, %6 enflasyonları konuşuruz. 2 yıl içerisinde konuşuruz. 2 yıl içerisinde bu ülkenin, 5 yıl içerisinde bu ülkenin %7 ortalama büyüme yakalaması çok normal ve böyle şey kalitesiz büyüme değil. Yani istihdam yaratmayan büyümeden bahsetmiyorum. Kaliteli büyümeden bahsediyorum. Yani bu büyüme opozite olma. Gerçekten kendisini güçlendiren bir büyümeden bahsediyorum. Ve fert başına milli gelirimizi 5. yılın sonunda 12 bin dolara, 10. yılın sonunda da 17 bin dolara, 17 bin, 20 bin bantına çıkarmamız çok normal. Ama bizim burada yapmamız gereken şeyler var. Bakın Murat Bey, bakın akıllı ülkelere, 1. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hepsi çatışmayı bölgeden kovmuş. Yüzyıllarca savaşmış Almanya ve Fransa Avrupa Birliği'ni inşa etmişler. Yüzyıllarca savaşan Japonya, Çin Uzak Doğu'da bir mucize yaratmış. Uzak Doğu'daki mucizenin temeli Japonya'daki gelişmenin diğer bölgeleri tedarikçi yapmasıdır. Almanya'nın da Avrupa'da 75 yıldır çatışma yok. Neyi paylaşıyor? Refah paylaşıyor. Türkiye bu bölgedeki ekonomik coğrafyasını kullanmalı. Ya Irak güçlü olsun, Suriye güçlü olsun. Irak güçlüyse daha güçlü bir Türkiye olur. Suriye güçlüyse daha güçlü bir Türkiye olur. Güçlü Bulgaristan'dan daha güçlü bir Türkiye olur. Çünkü biz buna müsait bir ülkeyiz. Biz bu bölgedeki hepsini üretebilen onların daha üstünde bir üretim teknolojisine ve üretim gücüne sahibiz. Evet. Eğitim gücüne sahibiz. O nedenle Türkiye'deki temel meseleyi altına hukuku, liyakatı ve ekonomik coğrafyayı yani bölgesel istikrarı koyduğunuzda Türkiye gerçekten
bu etrafında hemen kendisini kuşatıcı 570 milyon nüfusun bakın ya, şey nüfus için bile önemli bir park alanı oluşturur. Bırakın satışları. Yani o işe de. O nedenle ekonomik anlamda bugün bir tane ismi, bir tane ismi, şu isim böyle bir siyasal iktidarda, şu isim Merkez Bankası Başkanı, şu isim hazineden sorumlu, bu isim gelir idaresinin başkanı, yargıda şöyle bir sistem var dediğinizde Türkiye rahatlar, bölgede de dünyanın da bölgenin de Türkiye bakışı değişir. Şimdi 2010'lara baktığımızda İstanbul bölge için bir değişim gücüydü. Gelişen bir Türkiye vardı 2007'lerde. Evet. Bak o zaman da AK Parti vardı. Ama şimdi insanların kaçtığı bir Türkiye var. Ve biz içinden çıkılmaz bir hale getirdik. 2023'e kadar götürebilir mi AK Parti? Ben erken seçim olur mu? Ben götürme gayreti içerisinde olacaklarına inanıyorum. Ama biraz önce de söyledim. Siyaset sorumlu. Bakın yapısal tıkanma. Siyasi ahlak ve siyasi sorumluluğu üstlenmeli. Bu ekonomik sonuçların, bu dış politikanın, bu yargıdaki durumun sorumlusu benim. Ben ey millet, ben size 2018'de bu sözü verdim, 2017'de bu sözleri verdim. Bunları ben yapamadım ve kendimle ilgili bir istifa sürecini başlatıyorum, seçime gidiyorum demeli. Bu hem Sayın Bahçeli için hem Sayın Erdoğan için gerçekten milletimize karşı bir sorumluluğun gereğidir bugün. Bugün iki, bakın bugün dolar 10 lira olur mu, 10-25 olur mu sorusunun samimi söylüyorum. Cevabı ne Erdoğan'da var ne Merkez Bankası'nın başkanı var. Böyle bir şey olabilir mi? Bakın bu yok bu cevap. Olabilir. Olmayı böyle bir ülke olmaz. Böyle bir ülke olamaz. Normallerimizi kaybettik biraz sanki. Tabii ne demek biraz? Anormal. Hayır biz sürdürebilir bir istikrarsızlık içerisindeyiz. Yani böyle kavramları Türkiye için ürettiler. Ya sürdürebilir istikrarsızlık bak. Yani nasıl birbiriyle tezat kavramlar? Yani bunu Türkiye, bu tür kavramları Türkiye için üretiyor. Şimdi siz tutuyorsunuz. Bir şey işte bir şey o. İtiraz ediyor. Ya, bu memlekette ben yeni parlamento girdim. En çok ne üzdü biliyor musunuz? Ana muhalefet partisinin liderine saldırıldı. Ağız dolusu telin edilmedi parlamento. Tam tersi. Net ve sert. Tehdit ettiler evet. Ya. Bazı olmuş dediler yaşadım. Ya. Hadi biz partiyi kuraldan beri, kurmaya çalışaldan beri Meral Akşener ve ekip her türlü şeytanlaştırmaya muhatap olduk. Hani bunları böyle ama ya siz Meral Akşener'i siz bu parlamentoda ana muhalefet liderini yani vatan hain ve benzeri böyle bu siyasi dil olarak 80 yaşına merdiven dayamış, 70 yaşına merdiven dayamış siyasilerin üslubu olabilir mi? Ve böyle bir üslupla Türkiye bir yere taşınabilir mi? Temel mesele bu. Bunun altında ekonomi, samimi söylüyorum kolay. Peki, benim Gürsel Bey'e söz vereceğim. Suriye'ye yanıt alamadım ama. Şimdi Suriye ile ilgili söyleyeyim. Söyleyeceksiniz. İsterseniz söyleyeyim. Tabii şerrinde muhalefet ne yapacağını şaşırmış. Ne yaptın yani? Söyleyeyim ya. Bakın. Biz Gürsel Bey'den belki size gelirsin. Tabii. Çözüm için ne diyorsunuz Gürsel Bey? Şimdi birincisi şu. Yani dünyayı yeniden yaratacak değiliz. Para kuş gibidir. Güven duydu dala gider konar kardeşim. Bu neresi olursa olsun. Şimdi bizim siyasetçilerimizin parası nerede? Bilmiyorum. Niye mesela Irak'a götürmüyorlar? Niçin Libya'ya götürmüyorlar da İsviçre'ye götürüyor? Evrensel hukuk sistemi var. Türkiye evrensel hukuk sistemini ben uygulayacağım dediği günden itibaren dünyanın en zengin ülkesi olur, buna emin olun. Nedeni şu, şu anda en karlı ülkeyiz. Yani piyasa o kadar ucuz ki adam 1000 euro ile geliyor burada 20 gün tatil yapıyor. Biz 1000 euro ile onları da bir gece otelinde kalamıyoruz. Bakın 1000 euro ile onların otelinde kalamıyoruz. İki, güvenilir kadro, evrensel hukuk, üreten Türkiye. Şimdi bakın Orta Doğu coğrafyasında yani sınır komşularımızın tamamına bakın.
Geçmiş dönemde şu anda ihracatla falan çok övünüyoruz ama geçmiş Cumhuriyet dönemindeki şeye bakın, en çok ürün sattığımız komşu ülkelerimizdir. Bugün satamıyorsak ne yazık ki bu yanlış dış politikadan kaynaklı. Orta Doğu coğrafyasında 50 yıllık iş var. Tam da bizim insanlarımızın yapacağı işlerdir. Altyapıdır, üst yapıdır, inşaattır, tarımdır vesaire vesaire. Yapıyor. Cumhurbaşkanı nerede yapıyormuş? Cumhurbaşkanı Afrika'da 4 ülkeyi gezdiğinde oradaki 50 milyar dolarlık inşaat işlerinin Türkiye tarafından üstlenileceğini, diğer pek çok yerde. Ya ona bakarsan şimdi tabii o kadar palavralar atılıyor ki şaşırıyorsun. Yani işte bir sürü, ama hayatın gerçeklerine çok uygun olmadığını hepimiz biliyoruz. Yani sınır komşularımızın ötesinde çok rahatlıkla, işte bu Arabistan dahildir, Mısır dahildir. Yani bizim en çok, bir de piyasa, dünya piyasa koşullarında en rahat rekabet edebileceğimiz, mal satabileceğimiz bu bölgelerdir. Yani götürüp de işte bir, atıyorum, bir Hollanda'yla ya da bir İskandinav ülkesiyle çok fazla rekabet etme şansımız yok. Yani kısacası şunu söyleyeyim. Güven ve evrensel hukuk olduğu zaman önce bir kere bizim siyasetçilerimiz, zenginlerimiz paralarını getirecek. Çok ciddi para var yani. Öyle böyle bir para değil yani. Çok açık söyleyeyim. İki, yabancı sermaye. Dünyada çok büyük bir para bolluğu var. İşte dünya bankalarına bakıyorsun. Biraz önce Sayın Başkan da ifade etti. Faiz yok, sıfır. Yani siz makul bir faizle o parayı da çektiğinizde doları düşürürsünüz. 4.500-5.000. Doların yükselişi tek nedeni korkudur. Ya dünyanın hiçbir yerinde böyle bir kural yok mesela. Yani normal evrensel hukuk sistemiyle yönetilen bir ülkede ya mala el koyma, Allah Allah, bu ne demektir mala el koyma yani? Tapuyu suçun delme. Suçun şahsılığı var. Hayır, tapuyu delme. Evet ya yani mesela bu Türkiye'de kavramları yaşadık. Cumhuriyet'in en önemli iki güvenilen kurumu vardı. Öylesine böylesine. İşte hepimiz sınavlara gitmişiz, girmişiz. Sınav sonuçlarında başarılı olmuşsak helal olsun oğlum denilmiştir. Başarısız olmuşsak hiçbirimizin annesi babası ya senin hakkın çalındı demezlerdi. Böyle bir şey mümkün değil. Çalınsa bile velev ki. İkincisi tapu. Tapu dediğiniz Osmanlı tapusunu bile bir güvencesi vardı. Bu iktidar döneminde tapunun hiçbir güvencesi yoktur, emin olabilirsiniz. Şimdi böyle bir ülkede ya dolar niye burada oldu bilmem ne oldu. Yapacağınız tek şey çok basit. Evrensel hukuk sistemi. Bunu inşa ettiğiniz zaman ikincisi demokrasi tabii. Şimdi bizi izleyenler ya demokrasi, özgürlük falan bu neye yarıyor? Vallahi çok şeye yarıyor. Mesela bakın. Karın doyuruyor bir tane, mu? Karın doyuruyor. Tam tersine karın doyuruyor. Çok basit bir şey söyleyeyim. Yani demokrasinin bize yaratmış olduğu maliyetleri açısından işte bu 10 şeyin büyükelçinin yaratmış olduğu bu imza şeyi de sonuçta bir maliyet ödetecek bize. Esnafına, köylüsüne, işçisine. Bir ilimizde bir otomobil fabrikası açılacak. Bakanlar gitti, işte imzalar atıldı, bütün şeyler bitti. 3,5 milyar dolar, şey euro yatırım olacaktı. Ya kimse merak etmedi mi? Yani iki bakan imza attı ve bütün seronomiler oldu, falan oldu. İşte bak şöyle geliyor, böyle geliyor. Bu yatırım niye olmadı? Bu yatırım olmamasının tek nedeni var. Yönetim kurulu, yani dış yatırımlardaki yönetim kurulunun tamamının imzası gerekiyor. O hafta Mardin Belediye Başkanı görevde alındığı için iki kişi imza atmadı. Bakın bizi niye ilgilendirir Mardin Belediyesi demeyeceksiniz. İşte Mardin Belediyesi'nin yaratmış olduğu sıkıntı Manisa'da en azından 20 bin kardeşimizin ekmeğine, aşına, işine oldu. Demokrasi bu kadar bir şey. Hava gibidir, su gibidir. Ya nasıl bir havaya, suya ihtiyacımız varsa... Bu zenginleşen ülkeler ne oldu yani, ne mesela? Niye zenginleştiler? Örneğin İtalya, İspanya, Yunanistan, daha 30 yıl önce biz ne haberlerde neyi görüyorduk? Oradaki siyasetçilerin oradaki yolsuzlukları hesaplaştılar. Şimdi 3 ülkede zengin ülke oldu. Yolsuzluğu bitireceksiniz, hesap verebilir olacaksınız, şeffaflık olacak. Bunlar olmadığı zaman siyasi partiler, mesela ben bütün siyasi partilerin en azından kendi harcamaları konusunda bir şeffaf olmasını bekliyorum. Yani çünkü milletin, vatandaşın parasını kullanıyorsunuz.
kullandığınız her paranın hesabını vereceksiniz. İki, mesela bu kadar ekonomik sıkıntı çekiyoruz. Bu kadar sorunlar yaşanıyor. Yani kamu harcamalarında hiçbir kısıtlama yok. İnanılır gibi değil. Ya bu kadar olabilir mi? Yani vatandaşın, bu vatandaşın isyan etmemesini temennedin de şöyle bir şey, onu da anlatayım. 12,5 milyon vatan seçmen sosyal yardımla geçiyor. Öyle vahim bir şey olamaz. Sürdürülebilir bir durum değil. Elbette tabii ki iş bulana kadar devlet, sosyal devlet mutlaka ihtiyacını temin edecek. %30 mudur? %30 olmasa da önemli kısmı. Çünkü haklı olarak insanların önemli kısmı. Mesela ben zengin AK Partililerin AK Parti'de uzun süredir koptuğunu biliyorum. Ama daha yoksullar haklı olarak. Çünkü hiçbir güvencesi yok. Tek güvencesi sosyal yardımda aldığı paralardır, yardımdır. O da kesildiği zaman hangi sefaletle karşı karşıya kalacağını bilmiyor. Bizlerin de, yani biz Millet İttifakı'ndaki siyasi partiler çok somut, yalın, anlaşılabilir bir şekilde sosyal yardımların bir hak olduğunu, 84 milyon vatandaşımız vergi mükellefi, şu anda doğan çocuğumuz vergi mükellefi olarak doğdu. Babası ona yarın baş alacak, işte üst alacak, efendime söyleyeyim mama alacak, hepsi vergiye tabi. Onun için toplanan vergilerin de eşit pay edilmesi lazım. Bir hakkaniyetli bir yönetim anlayışı bütün bunları çok kısa süre içerisinde halleder. Evet, biraz popüler tartışma. Ben pardon, çok özür dilerim. Bu 12 milyon için tabii ki, yani bunlar Sayın Gürsel Bey'in dediği gibi hepsinin hakkı. Haktır, seni yasal, seni iktidar döneminde de arttırılarak, iyileştirerek korunacak, ama taahhütümüz zenginleşen bir toplum içerisinde bu oranların azaltılması. Muhtaç bizim dönemimizde de ürün verilmeyecek, evet. Para verilecek. Evet. Kardeşim sen yani şimdi evet. Niye bana öyle dayıyorsun? Belki ben çocuğuma şey alacağım, pirinç alacağım. Bana niye makam veriyorsun? Yani bir kart asgari gelir var ya, evrensel bir gelir taahhüt edilerek alacaklar. Zaten iki konuda, ben özür dilerim, iki konuda AK Parti seçmeni korkutuyor. Bir, bu sosyal yardımlar konusunda, iki, muhafazakar kazanımlar konusunda. Biz o, gidersek... Muhafazakar seçmen onu aştı. Biz yani. Gidersek... Ne kadar bunlar açtı alırlar. Konuşalım. Çok açtı. Kurtlu bulgur, çok açtı. Kurtlu bulgur yiyelim diyorlar. Bak çok açtı. Niye açtı? Ya ben bunu üzülerek söylüyorum. Bizi izleyen bütün muhafazakar kesim ve özellikle Diyanet İşleri'nin dikkatle dinlemesi lazım. Bir tane abimiz belediye başkan aday adaylığı sürecinde kendisi de Anadolu insanı. Çalışmalarını yaparken her sabah önce camiye gidiyor, sonra taksiciye, sonra kahvelere, şunlara. Her günde bana gönderiyordu. O kayıtların hepsi de bende. Camilerin hepsinin boş olduğunu herkesin bilmesi lazım. Bu da Türkiye'de AKP'nin eseri. Tamam mı? Evet, Türkiye'nin tabii çok popüler... Yani öyle muhafazakarlık falan filan, yani... Ben İstanbul İl Başkanıyım. Fatih'te bir abimiz geldi Karadeniz'de. Hoş geldiniz, beş geldiniz falan filan. Dedi ki valla dedi ben niye geldiniz diye sormayacak mısın? Abi dedim niye geleyim? Burası hepimizin evidir yani. Yok dedi, ben dedi AK Partiliyim dedi. Geldim dedi, partiye kaydolacağım. İşte seni şöyle seviyorum, böyle seviyorum. Nedenini sorayım dedim abi. Dedi ki biz dedi siyasete başlarken dedi önce dedi müşahit olarak dedi başladık. Sonra mücahit olduk. Baktım herkes müteahhit oluyor. Biz bir an önce kaçtık geldik CHP'de siyaset yapmaya. Şimdi muhafazakar kesim, bunu çok kullananlar şunu bilmesi lazım. O mahalledeki insanlar her şeyin farkındadır. Olağanüstü bir rahatsızlıkları var. Millet İttifakı partilerin söyleyip yapabileceği tek şey var. Duygular, hiç kimsenin duygusunu incitmeyeceğiz kardeşim. Kim olursa olsun. Bak. Evet, çıkış yolu için. Evet, duygularını incitmeyeceğiz. Başka bir şey istemiyor kimse biz. Şu anda tabii Türkiye'nin pek çok meselesi, popüler tartışma konuları var ama işte Sedat Peker bir yandan açıklamalar yapıyor, o açıklamalar... Yeni bir şey daha geldi mi? Geliyor mu? Yok, şu anda yok. Ben hayır, temel Türkiye'nin aslında en temel sorunlarını konuştuğumuzu söyleyeceğim. Yani evet. Biraz belki bunlar günübirlik tartışma konuları yaratıyor. Siz ya yani Türkiye'ye baktığınızda bu öncelikli sorunlar arasında konuşulması gereken, çözülmesi gereken konular arasında neleri görüyorsunuz? Neleri belki bu anlamda daha fazla tartışmalıyız? Hukuk
üstünlüğünden öncelikle vurguladılar. Tabii hukukun üstünlüğünün yanında demokrasinin yokluğunu da bahsettiler. Siz AKP iktidarının ve muhalefetin karşılıklı en son bu süreçte baktığımızda 2023'e kadar taşıyıp taşıyamayacağını, AKP iktidarının belki 2023'ün öncesinde bir seçimin olup olmayacağını oraya bununla ilgili değerlendirmenizi rica ediyorum. Peki, teşekkür ederim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir kere siyasetçilere baktığımda lafı çevirip konuyu tezkereden uzaklaştırdıklarını tespit gördüm. Ettik değil mi? Ben korkuyoruz. Onu gördüm ama artık onu izleyicilerin takdirine bıraktım. Çok ısrar ettik konuşmadılar. Peki, takdirine bıraktım. Sadece şunu söyleyeyim tezkereyle. Bu iktidara 2 yıl tezkere verilmez. 2 yıl boyunca o tezkere verilmez. 2 gün bile verilmez onu, ama. Yani onu belirteyim. Bunun dışında bir erken seçim olur mu? Yani her şeyde olduğu gibi... Çünkü mutlaka, bütün bunlar bir erken seçim tabii, hazırlı olarak tabii, görenler tabii, var. Tabii. Rakamlar takip ediliyor. AKP çok modern iletişim metotlarıyla, siyasal iletişim metotlarıyla doğdu, büyüdü. Ve hala da öyle devam ediyor. Onlar her yaptıkları işi ölçtürüyorlar. Yani bazen böyle birisi bir şey söyler, bu nereden çıktı falan dersin. Sağdık ki o özel görevlidir. Yani ona söyletirler, ölçtürürler. Şimdi bugün eğer bilse ki bu şu anda seçimi kazanabilecek durumda hemen yaparlar. Ama belli ki kamuoyu yoklamaları çok da kendilerinden yana değil. Zaten Cumhurbaşkanı'nın geçen gün ben bu kamuoyu yoklamalarına inanmıyorum demesinden rakamların çok da onları mutlu etmediği belli. İktidar hani şöyle bir efsane dolaşıyordu. Ya bunlar işte gitmez, iktidarı vermez, evet, seçim yaptırmaz, işte bir yolunu bulur. Şimdi her şey olabilir tabii, onu bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki, demin hani vekilim dedi ya, yani aslında şu anda onların yapmaları gereken bugün istifa mekanizmasını çalıştırıp belki yine hani vatandaş onları seçer. Hayır, onu yapmaz. Yani bir saat bile iktidar boşluğu bırakamaz. Bunu şeyde gördük bakın, yani 2015 seçimleri sonrasında normalde bir istifa sürecinin yaşanıp o hani bir geçiş döneminin olması gerekiyordu. Hayır, iktidar bırakmadılar. Çünkü ben şunu biliyorum ki bir şube başkanlığını bile devretmek istemiyorlar. Çünkü bütün sistem kapalı olarak yürüyor. Bugün en ufak bir gedik açılmasına dahi bu iktidar sürecinde tahammül ediyor. Ben buradan şunu söyleyeyim. Sayın Tatlı tabii işte dedi ki iktidar değişirse her şey işte bir ay içerisinde en azından iklim değişir. İşte yöneticiler değişir. Ama değişir. Yine kendilerini de tarif ettiği, yani devlet öyle bir kadrolaşma şu anda devletin içerisinde var ki birinci olarak okulu bitirip o devlette kendisine kadro tabii bulamamış. Tamamen AKP'li olduğu için özel vakıflar kanalıyla ya da işte evet, özel ilişkilerle devlette kadrolaşmış binlerce kişi var. Var, yargıya evet, kadar tabii, üstelik tabii, de. Tabii. Dolayısıyla hani iktidar değiştiğinde böyle hemen yarın... Hayır, yarın orada, olmaz ama... Ya ben, bir ay ya da iki ayda da oluyor. Ben size şöyle söyleyeyim. Çok zor değil mi? Şu var ama. Çok zor olmayacak yani, mı? Şunu... Bakın şöyle bir haksızlık da yapmayalım. Yani kadro kendi kadroları da olsa mesela biraz önce Sayıştay Başkan Vekili hem Rizelidir hem de AK Partilidir. Ama bir duruş sergiledi. İstanbul Orman Eski Bölge Müdürü AK Parti'de aday olmuş. Yani bütün bu gidişatı, efendim biz AK Parti döneminde işe girdik. Aman ha kardeşim, her şey talandır mantığına bakılmadığını da hatırlatmak. Bir de şunu söyleyeyim, bu grubun bir kısmı var, zaten güce döner. Yani bürokrasinin büyük bir kısmı güce döner. Şöyle bir şeydir, yani yukarıdaki söylem, muhalefetin biraz öne çıkması, iktidarın değişeceği görüntüsü birçok işte zaten değişim rüzgarı estirecektir. Akın akın dosyalar tabii, geliyor. Tabii ki yani bugün eğer TÜGVA dosyaları akın akın işte gazetecilere gidiyorsa mutlaka içeride çok ciddi bir huzursuzluk olduğu, bu tarafta belli ki bir iktidar değişimi olabileceği yönünde bir şeyler olmuştur. Aynı şekilde yani Sedat Peker hala İçişleri Bakanlığı'nın içerisinden istihbarat alıyorsa demek ki bu iktidarla artık uzlaşmak istemeyen gruplar yani var. Henüz henüz kamuoyuna yansımayan çok gelişler var. Evet, tabii. Çok bilgilendirmeler var. Tabii. Çok akışlar var. Daha bu yani bu mesela bunlar kamuoyuna yansıyan ama tabii, bunun dışında tabii, işe akışlar var. Bir ikincisi. Bu önemli. Akışlar var diyorsun. Tabii ki var. Uzun süredir var. Olmaz yani. Bunu
Ne zaman yani o akışları biz ne zaman duyacağız? Yok ama yani bu siyasi, bu şu demek. Mevcut siyasal iktidarın önemli aktörleri, yani siyasi aktörlerini bahsediyorum, aktörleri artık buradan taşınma durumundalar. Kendilerini öyle hissediyorlar. Ve bunun gereğini kendilerine göre yapıyor. Bu normal bir akıştır. Siyasal iklim değişikliğinin en önemli göstergeleri bunlardır. Ama biz bunları tabii ki ne Gürsel Beyler ne biz kamuoyuyla paylaşmayız yani şey anlamında. Diğer taraftan bu kadrolaşma, benim biraz önce Almanya'da ve Almanya üzerinden verdiğim örnek. Bu iklim yok. Yoksa alınan kadroların, giren kadroların hepsi için bunu söylemek doğru değil. Bu iklim yok. O nedenle siyasal iktidar değişiminde biz 20 küsür bin yargı mensubunun bunlarla yargıyı yöneteceğiz. Belki 100'ü, 200'ü, 300'ü ile ilgili bir park etme, bir kenara park etme olacak. Ama bunlar Türkiye'de yargıyı gerçekten tarafsız, bağımsız yapabilecek kesimler. O şeyden, uzaydan kimse getirmeyeceğiz. Elbette ki belli bir kısmı. 1 milyona yakın öğretmenle, eğitimciyle bu Türkiye'deki eğitimi kalitelendireceğiz. Belki bir 5000'i yöneticisi, şusu busu, siyasallaşmışı kenara çekeceğiz, park edeceğiz. Ve bunlar hepimizin, ülkenin üzerinde emeği olan, birikim yaptıkları insanlar. Bir de şunu söyleyeyim. Yani bu seçim işini söyle. Bakın Türkiye çok 1960 ihtilalini yaptı Türkiye. Darbe oldu. 1963'te seçime gitti Türkiye. 1980'de Türkiye'de darbe oldu. 1983'te yani 10 yıl seçim yok deseydi seçim yoktu işte. Gürsel Bey burada öyle mi? Tabii. Deseydi ki 10 yıl seçim yoktu. Seçim yoktu ama Türkiye o dönemlerde bile seçimden imtina etmedi. Dolayısıyla Türkiye'de hiç kimsenin, tabii, buna kimse Sayın Erdoğan'da hiç kimsenin mesela seçimden imtina etme imkanı ve ihtimali yok. Bu evet, emin olsun herkes, yani Türkiye seçime gidecektir. Bizim istediğimiz daha fazla maliyet olmadan erken bir, yani bugünden artık erken sayılmaz, bir seçim atmosferine gidilmesi. Evet. Bunun TÜGVA, dışında... TÜGVA, mesela TÜGVA önemliydi. Evet, açıkladınız TÜGVA. Şimdi TÜGVA'da yönetici olanlar ve o yönetici evet, olanların kadroları bu hafta sonunda hepsi haber oldu. Dolayısıyla hani evet, devlet kadroları ne kadar liyakatle dolduruluyor ve bu liyakat evet, yani oran ne kadardır bilmiyorum. Tamamen kendisini AKP'li hisseden, AKP giderse sanki devlet yıkılmış hissedecek. Ne kadar kadrosu vardır bilmiyorum. Bu kadrolarla ne kadar yola gidilir onu da bilmiyorum. Bir de tabii bunlar sadece bu... kadrolar da değil. Kadrosu olmayı aslında hani işe gidenler değil. Oradan para kazanan bir grup. Evet. Hani salt hani tamam TÜGVA'lı olup işe girdi. O da değil. Yani TÜGVA'lı olup dışarıda çalışıp oradan para alanlar var. Yani bak gerçek yani bir iş, büyük bir şey bildiği için orada bir şey bildiği için orada bir iş yaptığı için şimdi, durmuyor. Murat'cığım şu anda yaşadığımız sorun İyi adam kötü adam devri bitti. Yani abi sürekli böyle iyi adam arayışı içindeyiz. İyi sistem kötü sistem. Yani işte ne örnek gösteriyoruz? Örneğin Almanya örnek gösteriyoruz. Mesela Almanya'da biz bir seçim çalışması yapıyorduk. Bir tanesi yukarıda bağırdı. Bir Türk kökenli, ismi de Ömer. Kahve içirmeden bırakmayacağım dedi. Ve neyse biz yukarı çıktık. İşte minicik bir kafe yapmış. Kendisi emekli olmuş mimar. Çok da güzel olmuştu göl kenarında falan ama daha sonra Münih Belediyesi de yeni bir çalışma yapmış. Daha yeşil bir Münih olsun. Tabii hiç yeşil değil ya. Yer altına trenleri almak istiyor. Ve o uygulamada da oradaki kiracıların hepsine yazı göndermişti. Şu tarihte tahliye edin. Biz yeni projemizde yer altına projeyi alacağız. Bizim Türk kökenli yani büyük olasılıkla 8 metrekare falan gibi bir şey yerdi yani. Gidiyor, yargıya başvuruyor. Aynı gün bakın, aynı gün karar alıyor ve belediyeye götürüyor. Diyor ki 2019'a kadar kiralanmış çünkü benim anlattığım 2013 yılındaydı. Kusura bakmayın, biz projemizi 2019 yılına kadar ki erteledik. Yani iyi adam kötü adam değil, iyi sistem, iyi kural, iyi kuralı getirdi. Şimdi mesela yargıda bir sorun var. Hiç önemli değil. İyi bir HSYK'nız olduğu zaman o yargı saat gibi işler kardeşim. Tamam mı? Yanlış yapan yanlış hesabını verirse. Elbette tabii ki. Ya hesap verebilir olacak bir kere ya. Mesela atıyorum mesela yerel mahkemenin kararını ben dinlemiyorum diyen bir şeyde ne yapması gerekiyordu? Dalk alacaksın, kapı dışarı edeceksin. Kapı dışarı ettiğin zaman
bir başka yargıç ona benzer bir karar alabilir mi? Mümkün değil. Evet. Şimdi burada sonuç itibariyle hoca cemaat ilişkisidir. Hocanın duruşu, hocanın tutumu bütün bu sorunları çözer. Elbette ne yazık ki özellikle yargıda bu bir militan bir kadronun olduğunu görüyoruz. Ama bu çok kolay düzelir. Çok, hiç o kadar uzun uzadıya şeye gerek yok. AKP'nin önümüzdeki dönemde baskıyı arttırmasını bekliyor musunuz? Sosyal medya ile ilgili yaptığı açıklama en son. Onun dışında hani kendisinin oy kaybettiğinin ilan edilmesini de engelleyecek işlere girişti. Şimdi burada ne yaparsa yapsın. Önce şunu söyleyeyim. Şey, sosyal medya üzerinde bir şey yapabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü sosyal medya onların hedef kitlelerinde kullandığı bir şey. En çok da açıklamayı orada yapıyorlar yani. Ama milli sosyal güvenlik medya, sorunu dedi. Yani. Sık sık söylüyor. Yani birkaç kere söylemiştim. Ya bu yani milli güvenlik meselesi de o kadar dejenere edildi ki. Yani sosyal medyada bir gencin, bir çocuğun bir paylaşımı eğer bu ülkede bir güvenlik sorunu haline gelmişse bitmişiz ya. Yani. Zaten biz bittik gittik yani. Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan 45 öğrencinin tamamı serbest kalmış. İki tane. Elbette onları da bıraktılar. Onları da bıraktılar. Yani bütün bunları bir şeye dayandıracaksınız. Yani ortada bir anayasa var. Şimdi mesela ne diyor anayasada? Hak arama bir haktır kardeşim. Yani o savcı, o hakim o çocuğu ne diye tutuklayacak? Hangi gerekçeyle tutuklayacak? Bir de çok çirkin bir şey var. Bakın dünyanın her yerinde itiraz etmek, eğer bir ülkede itiraz yoksa orada demokrasi rafa kaldırmışsınız. Ailenizde itiraz ediyorsunuz. Çocuğunuz annesine babasına itiraz edebiliyor mu? Ediyor. Bir yönetici olarak sen... Ama her ailede edemiyor işte görüldüğü gibi anlaşılan. Ediyor. Hiç merak yani... etmeyin. Etmiyormuş gibi gözükse de. Şimdi iktidarlar kusuru kendisinde arayacak. Ya biz nerede hata yaptık? Mesela 3Y ile geldiler. 3Y'nin bir tanesi, yani geçmiş dönemlerde de aslında bu süreçte herkes payını aldı. Yani sadece onlar değil, sadece onlar tabii 28 Şubat üzerine inşa etmeye çalışıyor ama bu ülkede biraz önce faili meçhul cinayetler dedik. 417 tane şehidimiz var Cumhuriyet Halk Partisi olarak. 417, yani il başkanlarımız, milletvekillerimiz demokrasi uğruna şehit olmuştur. Sanki bu ülkede her şey güllük gülistanlık falan. Şimdi onun üzerine dediler ki 3Y'nin bir tanesi işte yolsuzluk, yoksulluk yasak. Ve yasaksız bir Türkiye. Herkes kendisini özgürce ifade edecek. Ya kardeşim şimdi hani hayaldi gerçek oldu. Şimdi insanlar, çocuklar bir hak arıyor. Diyor ki benim yurt şeyim, sorunum var. Terörist. İşte okulla ilgili en demokratik hakkımızı kullanmak istiyoruz. Kardeşim bunu seçim yapın. Terörist. Sana böyle bir milli güvenlik meselesini yaratacak bir sorun yok ki. Ama her şeyi herkese terörist olarak bakınca ya devletin rakamlarına bakıyorsun. Devletin rakamları diyor ki 179 bin çocuğumuzun yurt sorunu var, barınma sorunu var. Erdoğan diyor ki bunların sorunu yok. Ya şimdi bu milletin kafa aklıyla oynamaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar. Deniz tükendi. Onun için Allah yolunu açık etsin. Güle güle gitsinler. Bırakın insanları, parkı gözaltına almış vaziyetteler. Ben bugün Hisarüstü Pazarı'na gittim. Cumartesi günleri Hisarüstü Pazarı'na gidiyorum. Hisarüstü Pazarı da Boğaziçi Üniversitesi'nin yanı. Yani inanın kaç yüz metre polis, tomalar, çevik kuvvet. Ya orada küçücük bir park, ya park değil, şöyle bir yeşil alan vardır. İnsanlar orada güvercin beslerler. Uzun süredir orası polis bariyerleriyle kapalı. Sayın Vekilim bu... Herkesin bir hikayesi var. Askerlik hikayeleri çok önemli hikayelerdir. Kuleli Asker Lisesi'nde askerim. Zamanında işte asker. Bir duvar boyaması olmuş. Oraya nöbetçi koymuşlar. Kulakları çınlasın bizim Cemal Albay. Allah Allah geliyor. Denetimde nedir burası diyor ki nöbetçi. Ne nöbet tutuyor burası kardeşim? Allah Allah bir şey yok. Sonra bir bakıyorlar ki tarihin birinde işte o duvarı tamirattan dolayı hani kimse... Eli boyaya moya şey. Öyle kalubeyle devam etmiş. Ya Gezi Parkı'nda halen onlarca toma polis var ya. Ya ne istiyorsunuz kardeşim, yazık günah değil mi çocuklarımıza ya? Şey de hala göz altında Galatasaray Meydanı'ndaki orası. Ya yani heykeller, yani. Anıtlar, her birinin etrafında polis bariyeri. Polis şimdi bakın Boğaziçi Üniversitesi'nin yolu. Şimdi sonuç bana turist gelecek ya. Yolu, yani orada pek çok yabancı öğretmen, akademisyen yaşar. Yani orası evet Hisarüstü'dür ama ciddi anlamda yabancı kitlesi vardır. Pazara işte
Yani bu insanların misafirleri, bunlar bayağı üst düzey akademisyen. Dünya kadar insan geliyor gidiyor, görüyorlar bunu. Yani bu bizim içimizde olan bir şey değil ki. O yüzden çok normal. Biz böyle gri listelere, mri listelere, bize elçilerde laf eder, her şeyi yaparlar yani. Sayın İnsan Tatlıoğlu, hakları. Siz de akademisyensiniz. Ne diyorsunuz Boğaziçi Üniversitesi'nde özellikle izlerken? Şimdi, tabii ki biz değerli hocalarla görüştük. Hocalar sağ olsunlar, Sayın Genel Başkanımız da ziyaret etti. Ya burada diyecek bir şey yok ki. Evet. Ya bu, akademik bir dünyanın kendine kuralları vardır. Şimdi bu akademiyi akademik hassasiyetle tutmayı düşünen, beceren bir yapı bile yok. Bir Boğaziçi Üniversitesi kaç yılda bir üniversite öyle olabilir? Yani şimdi üniversite bir İTÜ. Bu kez çünkü üniversitenin içinden aldılar öğrencileri. Şimdi yani evet. Öğrenci, hani bu diğerlerinden farklı olarak. Normalde akıllı devletler gençlerin bu türlü biraz önce Gürsel itirazcı mekanizmaların önünü açarlar. Tabii. Çünkü gelişme budur. Development dediğimizin temeli budur. Ama onu istemiyor. Ayrı bir şey yani. Bu, bu. Ama inovatif, bu bütün siyasi partilere de yansımış yani. İnovatif atmosferi. Böyle bir itiraz kültürü maalesef öyle bir hale gelmiş ki. Mesela geçmiş dönemde 80 öncesi hatta 90'lı yıllarda kendi partileriniz içinde de en azından itiraz etme hakkınız vardı. AKP kötü bir örnek oldu. Mesela siyasi partilerde de farklılığa kimsenin tahammülü yok. Bir şey söylediğin zaman kapı dışarı. Ya olur mu böyle bir şey kardeşim? Bırak o da düşüncesini söylesin. Yanlışı, doğrusunu da vatandaş kendisi onun kararını versin. Bu çok tehlikeli yani. Bakın zaten ben, otoriter sistemler böyle geliyor. 89, işte 90 Ankara'da parlamento muhabirliği yapmadım ama yani parlamento muhabirlerinin yanında çalışıyordum Günaydın Gazetesi'nde o zaman. Çok işte grup murup izlerdik. Ya şunu çok iyi hatırlıyorum ben. Ya ANAP'ın kendi bakanları arasında tartışma çıkardı. Yani işte Güneş Taner'le şey Işın Çelebi'ler. Ya bir tartışma kültürü vardı gerçekten. Hani bu kayboldu ortadan. Şimdi, yani illa bir de bir başka bir şey söyleyeyim. Mesela öncelikle teşekkür ediyorum. Son günlerde bütün yayınlara gidiyoruz Sayın Başkanıma da. Ya bu böyle bir kültür olamaz. Bu çok ayıp bir şeydir yani. Gerçekten Türk medyasının en... Yani hangi dili kullanacağım bilmiyorum. Sen yayına gideceksin. Konu başlıkları. Allah Allah ne demek konu başlıkları kardeşim yani. Konu başlıkları diye bir şey mi olur? Çata çat her şeyi soracak. Kim diyor konu başlıkları? Hep söyle ne demek kim diyor. Ha, kim? Ha, efendim yayına çıktığınız zaman yayında hangi konuların konuşulacağı tartışılacağı öncelikle size bildiriliyor. Size bildirilmiyor mu? Ama o bir gazeteciliğin gereğidir yani. Önceden efendim, hazırlık ama yapmak öyle bir şey olur mu? Ne hazırlığı yapacağım? Hayır. Yani öyle bir şey mi ama olur? Ama yok şey, onu yapar. Fazladan soru sorulabilir. Yok, sizi alırlar da. Fazladan soru sorulabilir ama hani şu temelde gideceğiz şey diyerek değil. Önünüze konabilir. Tabii, tabii. Evet. Ben mesela istiyorum şahsen. Niye geçmiş yıllarda ne gibi yoktu? Konular konuşulacak? Tabii. Mesela niye 15 yıl önce yoktu? Hani gibi televizyonlarda atıyorum işte Mehmet Ali Brandt ya da bilmem ne çağırdığı zaman şu konuları konuşacağız diye bir konu ya var. Ya sizi anladım. Akış, şimdi siz o konunun dışına çıkamıyorsun çıkmayın. Onu söylüyorum. Tabii, çıkarsınız ben onu anlıyorum. O ayrı. Yok, çıkamıyorsun ona tabi kalıyorsun. Aha, Gürsel Bey diyor ki yani bize şey sınır evet, çiziyorlar. Yani. Anladım. Mesela en konuyu konuşamıyorsun. Yoksulluk yolsuzluk yok. Siyasetçi istediğini yok. Konuşmak tabii. İstediği için. Murat Bey. Şimdi 14 Ağustos 2001'de Sayın Erdoğan AK Parti'yi Bilkent Otel'de kurdu. O kurduğu saatlerde, saat öğleden sonra kurduktan 4 kanaldan canlı yayına katıldı. Arkasından Bülent Arınç katıldı, arkasından Abdullah Gül evet. katıldı. Ve biz o günleri yasaklı Türkiye diyorduk. Tabii tabii. Bakın ondan tam 16 yıl sonra biz bir parti kurduk. 25 Ekim 2017'de Sayın Genel Başkan'ın fotoğrafını bir televizyon kanalından 5 ay sonra gösterebildik. Evet. Adını anmak yasak. Şimdi demokratik rekabet. Bakın başka bir şey daha vurgulayayım. Kenan Evren ihtilal yaptılar ve 1983 seçimleri için bir tane televizyon vardı. Devletin TRT'si. Ve onlar da siyaseti dizayn etmek istediler. Amerikan yapımı gibi bir Cumhuriyetçi Parti, bir Demokrat Parti. Kenan Evren Turgut Özal'ın TRT'ye çıkmasını engelleseydi çok rahat engellerdi. Türkiye Özal'lı dönemi yaşayamazdı. Beğeniriz beğenmeyiz. Yani bakın bu kadar bütün basit. Dolayısıyla bugün Gürsel Tekin,
İsmail Tatlıoğlu, Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan niçin bir televizyonda bir Türkiye'nin meselesini tartışamazlar? Toplum nereden bunları tartacak? Amerikan seçimleri oldu. Üç defa Trump'la Biden aynı soruları cevaplamak için toplumun karşısında çıkmadılar mı? Şimdi bu anlamda Türkiye tarihinde bakın ilk parti 1889'dan beri partili bir hayatı var. Bu kadar daraltılmış bir dönem yaşamadı. Ne 1946'lar işte falan o, ne 1960'lar, tabii, ne 1982'ler. Bugünkü AK Parti'nin tavrını geçmişe doğru bakalım, eşitleyin. Silivri mahkemelerine taşıyalım. Bugünkü AK Parti zihniyeti Silivri mahkemelerine taşıdığımızda nereye düşecek? 28 Şubat'a taşıdığımızda nereye düşecek? Evet. O nedenle Türkiye'deki temel bu zihniyeti bu sistemle beraber artık bir milleti savrulmaya sokan şeyi gerçekten bir önümüzdeki seçimle beraber değiştiren ve parlamenter sistemi güçlendiren bir yapıya geçecektir. Siz itiraz gerekir dediniz. İtirazı bırakın. Hani gençlerle en son buluşma Adana buluşmasıydı herhalde, değil mi? Adana buluşmasında çok yanık parçalar vardı orada. Müslüm Gürses'te ve Adana. Evet, şimdi biz şöyle yapıyoruz. Gençlerin sorusu yok. Şimdi yaşlı hissediyor gençler kendini. Ve biz onlara öyle muamele yapıyoruz. O programları izliyorum. 70-60 yaşındaki adam gibi davransın istiyoruz. Yaşlı hissediyor kendisini. Ya, biz yani itiraz kültürü falan deyince aklıma hep şey geliyor benim. Yani Tarım Bakanı Pakdemirli'nin babası Ekrem Pakdemirli benim gazetecilik yaptığım dönemde Maliye Bakanıydı. Hiç unutmuyorum ya. Dönemin Sanayi Odası Başkanı Nurullah Gezgin, Allah rahmet eylesin. Çatır çatır gözümün önünde kavga ettiler. Nurullah Gezgin çatır çatır sanayicinden. Başına bir şey gelmedi. O da başkanları nasıl bugün konuşuyordu? Nasıl tabii, itiraz ederdi? Şimdi neler bugün söylerdi? TÜSİAD bir laf etti diye. Ama şöyle. Ya, rahmetlik Sabancı odalar televizyonda bırakın kardeşim beceremiyorsanız. Şimdi bir iş adamı çıkıp bırakın diyebilir mi? Yani işte, TRT'de bakın devletin televizyonu TRT'de Doğu Perinçek, Sayın Doğu Perinçek'le liderler konuşması var. Mutlaka bir izleyin. Başbakan ve o kadar hepsi kibar kibar oturmuş ve biri birilerine şey isterken de sayınlı. Saygı çerçevesinde. Doğu Perinçek başbakan gözlerinin içine bakarak diyor ki sattırma. Güneydoğu'da diyor. Devlet katliamı var diyor. Ya bugün biri bu cümleyi kullanabilir mi ya? Gürsel Bey başka bir şey söyleyeyim. Şimdi bak Doğu Perinçek dediğimiz ismi biz nereden bilir Türkiye? Hiçbir iktidara gelmedi. Ana muhalefet olmadı. Ama şimdi parlamentoya o girmedi. Ama Doğu Perinçek yine binde yarım oy alıyordu. Fakat Türkiye, o günkü Türkiye yine evet. Bunu gene liderlerle doğru. Bir acık oturma çıkarıyordu liderler. Herkesi çağırıyorlar. Düşünün yani. Evet, tabii. Şimdi son birer dakika. Yani bir kapanış konuşması rica edeceğim. Kapanış konuşması. Valla geldik programın sonuna. Gece 12 yaptık ya. Evet. Ben şöyle söyleyeyim. Gerçekten Türkiye bu zor sürecin sonuna geldi. İnşallah toplum, bütün Türkiye'yi dolaşıyoruz. Ve bütün çalışmalarda bunu gösteriyor ki her gün daha yükselen oranda bir siyasal değişim kararını vermiş durumda. Buradan önerimiz Cumhur İttifakı'na bunu direnerek toplumsal maliyetini arttırmamaları ve bu değişimi siyasal sorumlulukları gereği hızlandırmaları, önünü açmaları. Bir de ayrıca ben tekrar yarın Haliç Kongre Merkezi'nde evet. Partimizin 4. kuruluş yıl dönümüne de bütün bizi izleyenleri bekleriz. Evet, benim de son söyleyebileceğim, başta Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı partilerin 84 milyon vatandaşımızın güvencesi olacak. Hiç kimse ötekileştirmeyecek, ayrıştırmayacak. Herkes kendisini bu ülkede özgür hissedecek. Bizim yapabileceğimiz budur. Şimdi son dönemlerde zaman zaman siyasal şeylerde bir tehdit anlamını taşıyan arkadaşlarımız da işte hani hukuk dışı uygulamalarda hesap sorulacağı, onu büyüterek bir toplumsallaştırmak istiyorlar. Asla hiç kimse buna itibar etmesin. Herkesin güvencesi olacak Millet İttifakı. Peki Sayın Ben de şunu söyleyeyim. Bence muhalefet iyi bir performans sergiliyor. Millet İttifakı ve diğer daha soldaki muhalefet.
Ben hep şunu söylüyorum. Evet, yani bu ittifaklar ve birliktelikler arasında benim içime sinmeyen kişiler yok mu? Elbette olacak. Fakat şu an yapılması gereken, ayağımızdan altından çekilen demokratik zemini bir ayağımızın altına çekmemiz gerekiyor. Şu an kavga bile edemiyoruz. Biz mükemmel bir yönetime ulaşabilir miyiz bilmiyorum ama en azından demokratik zeminde kavga edebileceğimiz bir ülke bile olsa bir şeydir. Gerisi gelir zaten. Teşekkür ederim. Size de kutluyorum. Meral Hanım'a da çok saygılarımı, hürmetlerimi iletin, selamlarımı iletin. Evet sevgili izleyiciler, Gündem Özel'in sonuna geldik. İsmail Tatlıoğlu İYİ Parti Meclis Grup Başkanı, Gürsel Tekin CHP İstanbul Milletvekili ve Melda Onur gazeteci dostumuz bizlerle birlikte oldu. Birinci bölümde emekli büyükelçi Oğuz Demirak'ta 10 büyükelçi meselesini aslında ilk bir saatte masaya yatırdık. Sayın Demirak da bize katılmıştı. Bu hafta Gündem Özel'in sonuna geliyoruz. Tüm konuklarımıza teşekkür ediyoruz katıldıkları için, değerlendirmeleri için. Haftaya cumartesi Gündem Özel yeni konukları, yeni programcısı ve yeni konularıyla sizlerle birlikte olacak. İyi geceler.